Sayın Seyirciler 31 Mart Seçimlerini Geçtik Cumhuriyet Halk Partisi 1977'den Beri ilk Kez Birinci Parti Oldu Ve AK Partiyi Mağlup Etti Açıkçası Şehirlerin Neredeyse Tamamını Aldı Diyeceğiz Yani Abartısız Söylersek Abartılı Söylersek Böyle Bir denklem oluştu. Şimdi biz tabii bir sürü şey söyledik, bir sürü şey yapmaya çalıştık ama biz ben de yapamadım yani yapamadık. Şimdi bu olayı 31 Mart 2024 olayını hem bir süredir programlarımıza katılan kıymetli Kürt Aydın'ı Sabri Akgönül'le değerlendireceğiz. Ama daha ziyade çok koyu bir AK Partili, çok koyu bir Erdoğancı olan Mustafa Albayrak muhafazakar yazar. Mustafa Albayrak İslamcı yazar denmesini kabul etmiyor. O İsmail açarak geliyor. Mustafa Albayrak'ı da değerlendireceğiz. Şimdi önce Sabri'ciğim müsaade edersen bugün esas mağlup olan taraf, bence de esas mağlup olan Kürtler de <laughs> pek kimse farkında değil. Evet. Dün zaten bize en son haber ilk sevgili Sabri Akgönül'le. Sabri Akgönül'ün bir Kürt aydını olarak Diyarbakır'da yaşayan, Diyarbakır'dan ya bu yayınlar için İstanbul'a gelen bir Diyarbakırlı Kürt münevveri olarak iki tane çok önemli cümlesi vardı. Bir, biz Kürt halkı, kendisi Kürt olduğu için dün itibariyle intihar ettik. İnanılmaz bir laf. Kürtler intihar ettik dedi. Bu daha farkında değiller dedi. İki dem parti de intihar etti dedi. Onu birazdan kendisine soracağız ama önce söz Mustafa Albayrak'ta. Ey Mustafa Albayrak neden hezimete uğradınız açıkla. Teşekkür ediyorum. Lidar... Önce bu bir hezimet midir? Tabii ki siyasi olarak yorum yapacaksanız bunu ancak yani AK Parti tarafından veya Cumhur İttifakı tarafından bir hezimet olduğunu söylemekte hiçbir beis yok. Yazın arkadaşlar Mustafa Albayrak bunun hezimet olduğunu söylemek gerekir. Yazın. Devam abi. Şimdi ben önce şahsım adına bir değerlendirme yapayım. Yani ben, ben bunu nasıl karşıladım diye ee, tabii ki üzüntüyle karşıladım. Yani oy vermiş olduk. Bir ittifakın. E, Beklemiyor muydu bu e, kadar? Şu, mümkün değil. Ben de hiç kimse beklemiyordum. Ya Murat Kulumun bile kazanacağını bekliyordum. Kazanma ihtimali var diyordum. Yani diyor ki baş başa diyordum. Hatta bugün bir okur diyor ki, şey takipçimiz, senden bizim ortak takipçimiz diyor ki, ne o diyor? yorum yapıyordunuz diyor. baş başa falan diyor. Neyi konuşacaksınız şimdi Haklı. Ya, ya, haklı değil. Şimdi ya bu bizim tahminimiz. Her tahminin tutturacağına dair. Canım. Ha beğenmiyorsa zaten reytingimiz düşer. İzlenmeyiz. De Yönetim de bizi programımıza son verir. Ki herhalde benim hakkımı teslim edecek. Ben seçimden bir gün önce dedim ki Ekrem Söyledim, İmamoğlu tabii. büyük farkla evet. kazanıyor. Evet, tabii. Aman evet. Kürtler siz şu Türkler arası kavgayı bırakın. Evet yazın. Siz kendinizi zor verin. Zaten Ekrem kazanıyor. Dedik ama bizi dinlemediler. Sen dem para. Yani eski HDP kitlesine kendi partilerine oy vermesi için, yani CHP'ye değil, kendilerine oy vermesi için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Allah, evet. ben Leyla Zana'da onu yaptım. Evet. evet, bu konuda çok kalp kırmış olabilirsin. Tabii. Aşırı da gitmiş olabilirsin. Ama şunu herkes bilsin, Rasim Ozan Kütahyalının Demparlı Kürtlerin Dempara oy vermesini istemesinin sebebi kendisinin Kürtçü olması değil. Ya da kurum kazansın diye de değil. Kurum kazansın e, değil diye aslında değil, değil, daha asla değil. Ama, ama Kürtler var, kendini kurtarsın ke diye. Tabii Kürtlerin yıllardır özellikle son 8-9 senedir CHP'ye yamandığını, CHP'nin içerisinde şekerin çayda eridiği gibi evet. eridiğini gördüğü için Kürtlerin müstakil, hür ve müstakil, Meral Hanım'ın kendi partisi için söylediği hmm. söz gibi hür ve müstakil olarak benliğini bulmasını ve Türk siyasetindeki yerini almasını istediği için söyledi. Ha şunu da söyleyeyim yakından bildiğim için isterse inkar edebilir veya kabul etmeyebilir. Estağfurullah. E, Rasime sorsak desek ki Ekrem Bey'i mi istersin? Man, e, Murat, Murat Bey'i mi? Murat Bey'i isterdi. Ya tabii ki İstan niye İstanbul niye Mefrat Murat Kurum isterdim? Normalleşmek için. Yani çünkü ben Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı ne, olabileceğine inanmıyorum. olur. Eğer muhalefetten biri Cumhurbaşkanı olacaksa sevgili seyirciler bak bunu burada söylüyorum. Eğer muhalefetten biri Cumhurbaşkanı yapılacaksa Bak, yapılacak kelimesini de kasten kullanıyorum. Özel kullanıyorum. Eğer muhalefetten bir cumhurbaşkanı yapılacaksa bu Mansur yavaş. Oldu. Evet. O, o tren artık Ekrem Bey için ikinci defa ve son defa kaçtı. Onu da O kaçtığının farkında değil ama değil, öyle. Değil. Şimdi Şimdi e, bunu tabii ki ben bir mağlubiyet olarak üzüldüm ama ben şunu da biliyorum. Hani demin İslamcı dersin, muhafazakar dersin. Tabii, tabii tabii. Az çok yurdum insan olarak ben dinini bilmeye çalışan bir insanım. Hezimet değil değil. Hezimet diyor Erhan. Hemen kafanız şey kanal 24 tipi banşıda gidiyor. Bu seçim ezimet değil diyecekmiş. Adam ezimet diyor ya. Benim Burası görüşüm. Burası propaganda kanal değil. Burada gerçekler konuşulur. Hezimet! Benim görüşüm 22 senedir her zaman birinci olmuş. Sayın Tabii. Recep Tayyip Erdoğan Tabii. ve partisi bu seçimde ikinci olmuşsa ben bunu normal bir mağlubiyet tamam. Mesela 39'a yani. 37 galip gelseydi derdim ki bu bir hezimet değil. Tabii. Büyük şehirleri hepsini kaybetmiş Tabii. olsa bile. Hezimet. Ama CHP'nin gerisine düşmek, yani CHP gibi hiçbir iş yapmayan, hiçbir olumlu müsbet bir vaatte bulunmayan dünyanın ve Türkiye'nin iyiliğine nokta kadar hayrı olmayacak bir partinin gerisine düşmek tabii ki bir hezimettir benim için benim görüşüm benim bu. CHP'nin gerisine düşmekle utanıyorsun. Tabii utanç verici bir şey benim için. Yani hiçbir vaadi yok, kendi içinde param parça. Bu ülkeye bir dikili ağacı yok. Bir çakılı çivisi yok. Bir ya yüzde ayrı... 60 aldı adam. Ben de sana karşı çıkıyorum. Bu Ankaralılar. Ya CHP'li olduğu mı? için almadı ki. Yüzde Mansur, olur. Mansur Yavaş CHP'li olduğu için almadı. Ankara'da birinden Ankara'nın çocuğu, milliyetçi. Sen 67 doğmuşsun doğru mu? Evet. Birçok seçimi hatırlıyorsun. 74'ten beri bütün seçimleri... %60 Ankara diye bir skor gördüm. Yok hatırlamıyorum. E, altın soy almıştı. 50'li miydi? E, neydi? 50 Öyle falan. 51, 52. Tabii o kadar. Yani bu, şu bu, bu, mu, bu. Şu, katılıyor musun şu KJ'ye? E tabii doğru. <laughs> katılıyorum. Devam. <laughs> Olsun. Bak gerçekçi. Ya, gerçek. Başka kanallarda ya, yok. CHP gibi partinin iyi. gerisine düşmek hezimetten de öte bir şey yani. Evet. Ya, yani bir AK Parti için. AK yani, AK Parti için söylüyorum zaten. Yani, tabii. Beri... tabii yani ilk defa böyle bir şey oldu. Tabi burada bunun tabi sebepleri üzerine duracağız. Sebebi sence nedir? Herkes bugün WhatsApp gruplarında analiz mi kasıyor? Evet herkes analiz kasıyor. Ee, Ölmeden önce düşünecek Bir gün önce söyleseler ciddi <laughs> <de> ciddiye <laughs> Evet, bunun, <laughs> bunun birinci sebebi yani premier sebebi premier. ekonomi ve emekliler. Emeklilere gereken rüşvet verilseydi. Haşa onu rüşvet olarak demiyorum. E ben diyorum artık ben açık konuşuyorum. E, Yeter Türkiye'de bu tiyatro EYT ile 10 bin lira 10 bin deseydik Tayyip Bey. Ey Batmanlı Mehmet. Bırak bir enflasyon iki sene Batmanlı daha Batmanlı Mehmet dedi şey. dediği sayın Mehmet Çiçek'ten <laughs> şey. Tamam mı? Ama bu, yani bir Kürt yaktı. <laughs> <laughs> Emeklilerde bir Kürt yaktı kardeşim. Mehmet Şimşek Hayır şu olunacağım. Kürtleri topluca uzaya gönderip de kurtaralım ya. Haşa. E bugün Olur. ben görmedim mi Sivas'ta Sivas'ta. Ooo yer başladı. Pogrom başladı görüyorsun değil mi? Evet, evet. evet. Yani konuşacağız. espri yapıyoruz tabii. Ben yani artık gülüyoruz ağzına çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. Hayır dedi. <laughs> Cumhurbaşkanı da ona saygı duydu. Yoksa bugün o senin yeni şafaktan dönen diyor ki isteseler de veremezler. Ulan salak. Pazarlar parayı Bu, verirler. Ve niye Enflasyon niye vermez? olur. O kadar. En düşük Tabii. emekli maaş 20 bin deseydi bence yine metropoller giderdi ama ikinci parti olmaz. Tabii, tabii. birinci parti Birinci parti Anadolu'yu Anadolu Anadolu, kaybetmezdi. Anadolu kaybetmez. Karelerini kaybetmezdi. Karelerini 38 olurdu. CHP'de 34 falan olurdu. Yani Şimdi, o rol değişirler. Asıl bu dersi aslında halk genel seçimlerde vermek istedi. Peki sen şunu diyorsun. Keşke verseydi mi, vermemesi memleketi iyi oldu mu? Şimdi ben Sayın Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasını sen de biliyorsun. Ben beğenmediğim için kabul ama etmedim. Emekli için. üzerinde. Çünkü kabul et. İşte emekli 10'dan 21'e çıkar. Bak e üretkenlik artışı değil. Ulufe e dağıtmak. Ee, Benim e babam da emekli. Ama olsun verilmesini isterdim. Enflasyon yani ben, ben, ben. Şimdi ben emekliye... Para verilmesin diyemem zaten. Peki emekli deyince aklımıza ne geliyor? Mesela benim babam 75, annem 70. Onlar emekli. gerçek emekli. 41 yaşında emekli var. Şu İstanbul'da 3,5 milyon emekli var. O da ayrı bir Yapmayın efendim zaten. ya. Bu nedir ya? Şimdi Süleyman e Demirel'e ben, Süleyman Demirel'den ben mezarından özür diliyorum. Ben derdim ki bu adamın çıkardığı bu 38-43 yasası vatana ihanet. Hatırlıyor musun? Evet. 92'de. Tabii tabii tabii, tabii tabii tabii. 38 emekli. yaşında emekli. 38-43. Evet, evet. Abi aynısı oldu. Ya benim tanıdıklarım, komşularım var. 33 yaşında emekli. Ya beni 13. güldürme. Vallahi diyorum. Ben. 33. Tabii de 13 yaşında girmiş işe. Ya güldürme. Kız ben. bayan. Bak komşum isim vermeyeyim. 13 yaşında işe girmiş. İlaç fabrikasında 33 yaşında 20 sene çalıştı emekli ben oldu. Bir kere ya, ya. 33 yaşından beri maaş alıyor. Helal ben olsun. Ben bir kere helal olsun. olsun Onun 33 göre. 33 yaşından beri emekli maaş olmak vatana ihanet. Hayır ki. ama onu devlet diyor ki ben diyor, 20 sene çalışan tüm bayanı diyor emekli edeceğim. O zaman ne vatandaşlarım diyor? Vatandaşlarım. Hem Türkler hem, hem Türklerin hem Kürtlerin bir arada sözü var. Devletin malı deniz. Yemeyen <laughs> domuz. Bu ne? Dur ben Yaşar Okuyan'dan dinledim dedim. Öldü rahmetli. Rahmetli diyelim. Ya dedi geldim dedim, çalışma bakanlığına dedi. Aa 22 yaşında emekliler var. Ne olsa olur lan dedim dedi. <laughs> Nasıl olur? Delirmiş. Ee, Ecevit döneminde 78-79 hükümet döneminde yaş sınırı konmamış Yani sıfır doğdu tamam. çocuk Çocuk evet. doğdu. Kılıçdaroğlu torunlu bebekken sigortalı He. yapmıştı ya. O, evet gibi. Gibi. Çocuk doğdu. Ya bilerek yapmazlar değil mi? Yaş koymamışlar. Yaş koymayınca Abi. çocuk kundakta tornacı atölyesinde başlamış işe. Diyor <laughs> yazmışlar 78'in Şubat'ı. 78 Mart'ı. Tamam mı? Girdi. E 20 sene oldu mu? Doldu. İşte benim çocuk yaşı çocuğu. kaç? 21. Emekli inanamadım. Ben, i̇ptal edemedik diyor. Evet edemez. Hayır şey oldu ki müktesef hak. Şimdi tabii. sayın Erdoğan. Ya Erman, baba bu nedir? EYT'lileri bak 20 sene yakın oyaladı. Normalde bunu biliyorsunuz demir edin kabahat edin. şey dedi, dedi EYT'yi çıkarmak istemedim ama çıkarttırdılar. Tabii. Mecburen çıkarttı. Genel seçimlerde bu Ama ne bastırdılar biliyor musun? Bu hizmeti yaşamamak yaşa için. takılanlar doğru. sırf o yasayı çıkarmak için gösterdikleri çabayı. Tabii, çalışmak için yaptılar. çabaysalar yani bir, bir icat falan bulurlardı. Ya yine 4 sene, 5 çok... sene EYT'lere evet, evet, saldırdı. Evet. evet. Yine de emeklilere çok haksızlık edilmesin. Çünkü bundan önceki sistemde de emeklilik neredeyse mezarda mümkündü. Yani 65'te e... mi diyorsun? Evet. Şeyden sonra diyorsun. E, hayır şeyden e... Bu yeni yasa değişmeden önce yani emekli EYT emekli yaşa takılanlar. Evet. Onların hepsi epey yaşlı Şeyden sonra IMF'nin baskısıyla bir 55'e çıktı değil mi? 55 65 mi oldu? 55 60 mı oldu? E, Hayır 65 e, oldu en son. E, en son şu anda yani dediğim gibi bugün sigortaya giren bir kişi 65'in altında emekli olamaz. Evet. <laughs> Dolayısıyla Tabii. bu da çok 65, zor. Yani Türkiye 55. Yok evet. yok yok. Bizim mesela bende çalışan arkadaşlar var. Onlar bir 58 60dan aşağı olamıyor. Mezarda yani. emeklilik mi var diyor. Vardı tabii. Dolayısıyla ama problem ortalama yaş yükseldi 80 oldu. Aha, e, Tayyip Erdoğan geldikten aha, sonra <laughs> Türkiye'de ortalama evet. ama o şeyle ilgili. <laughs> Ömür yaşı seviyesiyle ilgili hocam. Şimdi o büyük male üst orta sınıfın ancak yaşları. Bir de bebek ölüm 68 43'ten sonra Hı. IMF baskısıyla 2001'de arttırıldı. Tabii bayağı 55 ile 60 arasına 55, 60, yapıldı. Evet, evet. Ben 65 deyince başka Sanat bir şey yaptım. Sana Evet, evet, evet ee, arkadaşlar. Mustafa abi derden anlatamadı. Şimdi ben seçim analizini yapayım da. Şimdi seçime muhalifeti olduğunu e, söylüyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından. E, ve bu ittifaka oy veren bir insan olarak, seven de bir insan olarak, zevkle veren. Yarın yine seçim olsa yine oyum Sayın Erdoğan'a ve onun işaret ettiği adaylardır. Bu arada bir iki sözüm vardı. Ben onu yerine getireyim. E, demiştim ki Ekrem Bey İstanbul'u kazanırsa ilk tebrik eden, ben ilk programı tebrik edilen demiştim. Ekrem İmamoğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni İstanbul'da kazandıkları seçimden dolayı tebrik ediyorum. Ha e, Sayın Besim Tübük'ün bir sözü vardır. Kendisi %0.5, Rasim'in de iyi dostudur evet. Sayın Tübük. %0.5 oy aldın dedi ki, e, milletin dedi %99.5'u dedi hata yaptı dedi. Onun tabiri söylüyorum. Türk milletinin %99.5'u <laughs> hata yaptı yani bana oy vermeyenler artık Şimdi ben bir geçen de biz slogan gibi tweet attım. Dedim ki ey İstanbul Mevla'nı mı arıyorsun belanı mı arıyorsun? İstanbul dedi ki ben belamı istiyorum. Şimdi bizim başımıza gelenler yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Sizin başınıza gelenler diyor musibetler kendi işlemiş olduğunuz günahlar sebebiyledir diyor. Kendi ellerinizin ettiklerinden dolayıdır diyor. Şimdi millet dedi ki baktı ben de, de rahmetli Kadir Topbaş gibi veya Tayyip Erdoğan gibi, Ali Üfüt Gürtön'e gibi daha önceki Milli Görüş Belediyelerinin yaptığı hizmetleri gördüğüm halde eskaza bir kere Ekrem İmamoğlu'na oy vermiştim. Fakat Ekrem İmamoğlu bu 5 seneyi o kadar güzel yönetti ki önceki AK Parti ve Milli Görüş dönemlerinden de güzel ben de kalkıp ona hiç kimseye vermediği bir oy verdi. %51 verdi. Ekrem İmamoğlu %51 oy aldı. Bakın bu oyu Kadir Topbaş da alamamıştır. 47.8'i hatırlıyorum veya 46.8'i. Bir de kaybederken Binali Bey 48.55 almıştı. Kaybettiği ilk turda. Sonra 54'e 54'e 54, e, 54, e... 54 e 45 oldu. fark oldu. Ekrem İmamoğlu tarihin gördüğü en yüksek makasta oy aldı. Ha bunu Ekrem Bey mi aldı? Yok. Ekrem İmamoğlu almadı. Bunu AK Parti verdi. AK Parti e de AK Parti'ye biriken muhalefet. Muhalefetten dolayı verdi. Ama İstanbul halkı hata yaptı büyük bir hata yaptı. Ben Murat Kurum'un kazanmasını şundan dolayı istiyordum. İdeolojik sahiplerden değil. Bakın Ankara'da açık söylüyorum. Mansur Bey'le ile Turgut Bey arasında hangisinin kazanacağı benim için çok fazla bir önemi değil. Çok önemli değil. Çok önemli değildi. Değil. değildi Mansur Bey'in kazanması üzülmedim. Bir yani. umuruna bile değil. Veya İzmir'de şundan dolayı İzmir'in sosyolojik yapısını bildiğimiz için yani Hamza'dan kazanmasını çok isterim. Ama kazanmadığı zaman da bana dokunmaz. Babam da yazmış gördün mü? Evet evet Seyhun abi yazdığını okuyorum. Yok bak babamın yazdığını. Evet okuyalım Seyhun abi gerçekten güzel tespitlerde bulunuyor. Babam diyor ki e, bu, bu, Meral Beştaş'ın İmamoğlu aldığı oyla benim demesin bizim oylar seçildiği beyanatı var. Onlara Murat Kurum İstanbul'u deprem de, Hamza'da İzmir'e İzmir, e, İzmir e için bir şanstı. Ve geçim derdi vatandaşı zora soktu diyor. Ve AK Parti ikaz etti diyor. Evet. Şimdi e, ama ya İstanbul'da... Bunu, o kadar CHP'ler Hamza daha gelsin diyor. Ya İzmir'in yarısından çoğu da bu. Bık. Bıktılar ya. Ama bunu da söylemek zorundayım. İdeolojik körlük CHP seçmeninde var. Bakın CHP seçmeni hiç makas değiştirmiyor. O kadar bilinçli oy atıyor ki. Aynen Güneydoğu'daki Dempar seçmeni evet, gibi. Stratejik oylar. Stratejik oylar. Mesela Sarıyer'de. Sarıyer'de adeta çok sevdikleri Sayın Şükrü Genç. Sattılar mı diyorsun? 8'de kaldı adam yani. Ben diyorum ki 15 20 falan alır diyorum yani. Yani o kadar AK Parti'de ayrılan AK Parti gidiyor destek oluyor. Destek oluyor tabii. AK Parti tabii. seçmeni analitik yeteneği olan bir seçmen. Cezalandırıcı. Cezalandırıcı. Hem hasbi olabiliyor hem hesabı olabiliyor. Hülag değil mi yani? Hülag diyorlar ya bunlar işte şeydir diyor. O CHP cahil. seçmeni işte mesela Aa. CHP Lütfen CHP seçmenine hakaret ediyorsun. Bak CHP seçmeninde siz bu CHP adayıdır diye dört ayaklı bir canlıyı getirseniz hiç fire vermeden seçerler. Ama yine düşüyor oylar bak mesela. Yok, İzmir... düşmüş gördüm ben. İzmir'de de da, düştü da, değil mi? İzmir'de, İzmir'de... İzmir'de düştü. Ama evet. başka bir seküler adaya gidiyor yani. değil. i̇yi Parti'nin adayı şey yaptı ki o da iyi bir çocuktu. Ben yakından izledim. Ee, mesela İzmir'de ya yine alır, Hamza Bey'in aldığı 38-39. Ya zaten İzmir'de 38-39. Fena oy değil. Bak, kötü, kötü değil. Kötünün iyisi. Mesela 30'a 32'ye düşüyor. Ankara 32, daha 59. geri. Ankara tabii. Ak. İzmir Ankara'dan daha çok AK Parti'ye sahip. Evet, çok iyi evet. Evet. Bu da enteresan bir şey. Şimdi şunu söylüyorum. AK Parti'nin seçmeni bilinçli bir seçmen. CHP'nin seçmenini haşa hakir gördüğüm için söylemiyorum. Orada Murat Kurum'un aldığı oyla Hamza'nın hemen hemen aynı. E tabii 39 küsur oldu. Yani, evet. Aynı İstanbul'da evet. İzmir e aynı seviyeye yani, geldi. İstanbul büyük ders verdi. İzmir oy artırarak kaybetti. İstanbul oy kaybederek kaybetti. Hani Eskiden vardı, sen o yılları bilmezsin. <laughs> Rahmetli Özkan Sümer'lerin, Sabri Kiraz'ların, Metin Türel'lerin zamanında haysiyetli mağlubiyetler. Tabii tabii. İrlanda'ya 2-1 yenildi. Şerefli mağlubiyet. Şerefli mağlubiyetler. 2-1 yenildiğimiz zaman İrlanda'ya, Dobe Hasan'ın golüyle biz seviniyorduk. 2-1 yenildik. Çünkü 8 tane biliyorsun yiyorsun Peki sebep emekli mi? Kesinlikle söylüyorum emekli ve ekonomik. Şimdi Peki Fiyan AK Parti var. kibirlendi tezi. Onu ben savunacağım bir ee, olursa hocam da. Tabii ki şimdi AK Parti'nin kibir tezini şöyle tabii ki kibirlenenler vardır. Bu kadar kalabalık bir e, teşkilat içerisinde kibirli olanlar da vardır. İşte Afyon'daki kaybetme sebeplerini konuşacağız. Afyon gibi milliyetçi muhafazakar bir yerde. Onu konuşacağız. İnanılmaz, i̇nanılmaz bir var. şey yani. İnanılmaz Orada bir şey. Burada Kürt düşmanlığının evet, çok tabii, prim tabii, yapması da var. Var. kaybedilmesi. Yani oradaki adayların, adayların kötülüklerinin bunda payı var. Trabzon Ortahisar. Antep Şehit Kamil. Bak bunlar var. Hı -hı. Mesela Vakfı Kebiri bağımsız aday kazandı. AK Parti aday kaybetti. Normalde bu AK Parti'nin kazanması lazım. Yani silme götürmesi lazım. Adayların tesiri vardır. Adıyaman. Yok, Adıyaman yani. Bunun izahı yok. Diyorlarmış ya Ege'nin incisi Adıyaman diye. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki ee, hocam o aday o kadar belirleyici ki. Ben hocam böyle, şey, ben ada... o bölgeyi, o coğrafyayı evet, sen evet. çok iyi biliyorsun. Özellikle yaptırsın. Urfa'da mesela direkt aday belirledi. Evet. Daha önceden de. Hocam, e, Aydın Özyetkin e, soruyor. İzah etsin, izah etsin diyor. Açıklasın diyor bu hezimetin sebebini. Ekonomi diyor. diyorum. Fiyatları tamam. yetişememek, enflasyon. Şimdi bir gidiyorsun markete, pirincin fiyatı diyelim ki 10 kuruş, bir daha ertesi gün gidiyorsun 11 kuruş. Öbür tenkil, gün gidiyorsun 10 kuruş. E Tabii şimdi bu bir gerçek. Bunun frenlenmesi lazımdı, bunun engellenmesi lazımdı. AK Parti'nin kitle partisi olmasında sadece yapmış olduğu hizmetler değil, ekonomideki başarılarının da payı vardı. Enflasyonu durdurmalıyız. Durdurma. Ha yine durdurabilir mi? Yani daha önceden durdurdu Erdoğan. Yani Mehmetçi bir şey yöntemlerle durur durur ama ekonomide durur. Yani öyle daha bir resesyon yaşayacağız. Kredi kartlarına taksit falan da kaldıracak bence. Ben daha önceden de söyledim bu programda. Daha iddialısını söyleyeyim. Ben Mehmet Bey'in 2025'i göreceğine inanmıyorum. Bu kadar net söyleyeyim. Ya o o ya seçim kaybettirdi bu bari sefer... görsün ya. Evet. Seçim kaybettirdi. Yani pilap deniyor ona katılır mısın? Nebati AK Parti'ye kazandırdı, Türkiye'ye kaybettirdi. Şimşek AK Parti'ye kaybettirdi, Türkiye'ye kazandırdı. İkisine de inanmıyorum. Yani çünkü Türkiye AK Parti'den daha değerlidir. Tabi. Ee, o değil. Tabii. Ama yani. e, de, döneminde ama hakikaten o seçim ekonomisi çok kazandırdı Türkiye'ye yani. E, o Türkiye pardon Millete, AK Parti evet, AK Parti evet. Türkiye, Türkiye kazandırmadı. Aha. Hemen patladı 18-27 evet. oldu seçimden evet. sonra. Seçim öncesi zor zor tuttular hatırlıyorsun. Zor tuttular. Paralar dağıtıldı, kredi muredi. Yani kredi olunca piyasaları altlarsa tüccarsa sen ya yanardın. Ya, bu bizi... şey gibi çölde soğuk kolay içmek gibidir kredi. Evet. Yani ben yıllarca bırak, e, ticaret yaptığım için borçluluğun ne olduğunu, kredi borcunda ne olduğunu evet. biliyorum. E, esnafa borcunun ne olduğunu da biliyorum. Borçtan borcu öderseniz, bak borcu da ile ekonomi. Bugün e, dinlediyseniz Yeni Refah Partisi'nin açıklamasında Fatih Erbakan da aynısını söylüyor. Yine milli Yeni yöntem... Refah gelelim. Biz borçlar ekonomi. Bizim işimiz değil. Yeniden refah fenomenini hain mi kabul ediyorsunuz? Hayır. Asla öyle bir şey kabul Yapmış oldukları pazarlıklar çok kötüydü yalnız. İğrenç pazarlıklar. Pazarlıkları çirkin buluyorsun. Çirkindi. At pazarlığı gibi. Ne yap, neler yaptılar Şimdi ko almak. söylüyorum. Kocaeli ile Sakarya'yı verseydi ne Gazze'ye yardım etmediğinden bahsedecekti Fatih Erbakan. Ne e, o, bir işte, bu borca cital, dayalı ekonomi politikadan öyle bahsedecekti. Ne de başka eleştirileri söyleyecekti. Ne de Malatya Küreci'yi söyleyecekti. Şimdi bu, bu, niye görüştün bunları? Malatya küreciyi kapatamayacağını sen çok iyi biliyorsun. İsveç'in NATO'ya kabulüne en başta hayır diyenlerden bir tanesiyim. Çırpındım. İsveç'in NATO'ya kabulünü onaylamak bir yüz... O da büyük bir hezimettir bizim için. Ama sen İsveç'e kabul e, ettiğini bile bile pazarlık yaptın. Sana Sakarya'nın Kocaeli'yi verseydi, 50 tane 100 tane ilçe verseydi ne İsveç kalacaktı, ne Gazze kalacaktı, ne Borcalay'la ekonomik politikalar kalacaktı. Bak seni bir güldüreyim mi? Buyur. Şimdi Mert Umut Memiş yani Kasım Paşa atmış. Kasım abi Kütahya'yı 1946 seçimlerde bile CHP kazanamam. <laughs> evet evet evet. Ya yani hileli seçim. Ya o yüzden diyorum tam bir hezimet yani. Hileli <laughs> <laughs> seçim. Ya Kütahya'yı kaybetmek ne demek? Afyon'u kaybetmek, Amasya'yı Bak, kaybetmek. Kim bu Koreli de şunu sormuş sana. Zamanında Demirel, biliyorsun vardır. Şu köprüyü ben yaptım, şu yolu Hı. ben yaptım diyor. Oradan biri el kaldırıyor mitingden. Buyur kardeşim diyor. Deminden beri köprüyü yaptım onu yaptım diyorsun. Babanın parası pa parayla mı yaptın diyor. Babanın parayla mı yaptın? Bizim parayla yaptın diyor. Yok ki Demirel'e köprüyü babanın parasıyla mı yaptın diyen halk neden şimdi devletin parasının sınırsız olduğunu düşünüp daha da ver daha da ver diyor. O kadar doğru mu soru. Şimdi bakın seçmenden kavga edilmez gereği bir şey söylüyorum emekliyi mutlu etmeliydi. Emekli e, EYT mutsuz girdi seçime. Işi, seçimi. milleti Ama dengesini alıştırdım. bozdu. Tabii. Evet. E kötüye alıştık. Ver, onu da ver, bunu da ver. Bu sefer ha ne olacaktı? Enflasyon. Mazot 65 lira olacak. 95 Do lira olacak. Dolar 50 lira. Hemen. Ama bir şey söyleyeyim. Seçimi kazanma pahasına bunu size yapabilir miydi? Dün sen dedin ki yapmadı sayfardı. ya. Yapmadı. Tayyip Bey yapmadı. Yapmadı. Bu ilkeli davranışa saygı. Ne İstanbul kazanamazdı. Çünkü İstanbul'da sosyolojik birazdan sen Değişti, evet. sosyolojik de bir de sosyolojik dönüşüm anlamadım. var. Evet. Gitti. İzmir gibi artık. Tabii. İzmir gibi, tabii gibi değil de. Anca ee, evet. Hatay gibi o onu böler o onu böler kaos yaşanırsa çıkar. Ben önce sen güldün. <laughs> yani mesela ben sana bir şey söyleyeyim. İki turlu seçim olsa Hatay giderdi. Gider. Tabi. Olur mu? Gider tabi tabi. Ha iki turlu seçim olsa hiç beklemediğin şeyler her gider. yer gidecek. Evet. Ya Adıyaman gittikten sonra her yer gider yani. yani Adıyaman. <laughs> e, Konya bile gider. kardeşim daha iyi bilir o bölgeyi Estağfurullah. benden. Estağfurullah. Yani yani Adıyaman'ın gitmesi Konya'nın gitmesi gibi bir şey. Ha Konya'da da ben bakıyorum oylara veya Maraş'ta. Orada düşmüş. 70'lerden kazandı. Maraş, ama... Maraş senin içine girdi. Evet. Şimdi 72 73 olan Maraş bir anda e, 40'a düşmüş ama 33'ü yeniden refah gitmiş CHP değil. Yani yine Maraş kendi haysiyetini tabiri caizse muhaf dindar haysiyetini korumuş. Yani kalkıp CHP'ye vermemiş. Ama A yeniden refah. Yeniden refah vermiş. Şimdi yeniden... da öyle. Hani şey gibidir. Galatasaraylılar der ya Beşiktaş'ın veya Trabzon'un şampiyon olması bizim canımızı yakmadı, Fener'in şampiyon olması. Şey. Şimdi yeniden refah gittiği zaman AK Partili çok üzülmez. Yani yine der kıble ehli dindar bir Müslüman geldi der. Ama CHP'ye gitti. Yani Afyon'da CHP'nin ne işi var? Kütahya'da ne işi var. 50.5. Ha saygı duyuyorum, tebrik ediyorum. O Burcu Hanım'ı siyaseti ben kazandığından etmiyorum. dolayı. Ben... Kürtlere ben dedi su vermem, elektrik vermem, kapıdan giremem. dediği giremez. için değil, kazandığı için tebrik ediyorum. Onu dediği için kazandı. Bu da bir gerçek. O, yok. Ben bugün Afyon'u özellikle sordum arkadaşlarıma. Dediler ki Afyon'da çok kötü bir... Tüm araştırmacılar şunu söylüyor. Doğrudur. İl o, başkanı ve belediye o vardır, başkanı o vardır. vardır. Onu biliyorum. AK Parti'nin kendi iç problemleri ama herkes şunu söylüyor. O kadın bir de çok popülerleşti. E, Afyon'a yani Afyon adayını Hı? tüm Türkiye'ye Türkiye tanıdı. E Amasya niye kaybetti? Ama Kastamonu niye kaybetti? Ama Afyon. biraz da... Ben söyleyeyim mi? Amasya'ya Kütahya yol... E, Kütahya, Kütahya, Kütahya bir kere şey. Evet evet. Kütahya fake. Kütahya'da AK Parti ve MHP oran aslında birbirine girdiği için ya. yani şeyin hatayı aldığı gibi. İşte AK, Parti, ama, AK Parti. Ama hocam Amasya'da da öyle. Şimdi dört il var hocam. Amasya, Kütahya, Yozgat ve Kilis. Bu dört ilde AK Parti ve MHP adayları totalde birinci olan aday yani CHP'yi ve Yozgat'taki yerinde refaha geçmişler. Şimdi aslında biz belki bu akşam bir başlık Sen açarız. Sen şimdi bayağı bir, bir aynı zamanda sosyal bilimci olduğun evet. için elle defterle analiz ettin. Evet, evet. Onları bir söylesene yani Cumhur İttifakı nerelerle birbirine girdi de oldu? Tek tek serden bir bilimsel analiz alalım. Tabii. Ondan yani sonra Mustafa şunu albay'a gireceğiz hocam. Eskiden AK Parti'de olanlar e, bu Anadolu illeri dahil olmak üzere kaybetmişse e, ya AK Parti ile yeniden Refah adayları birbirine girdiği içindir ya AK Parti ile MHP adayları Bak, birbirine çok girdiği önemli. içindir. çok önemli. Çünkü Anadolu'da hala CHP yok. Hala çoğu yerde CHP yok. Yani çünkü mesela e, Amasya'da Kiliste, hatta ben şeyleri size, oranları size gönderdim. Hani dilersek arkaya yansıtırız diye. Amasya'da, Kiliste ve e, ve Kütahya'da hocam. E, bu üç yerde AK Parti ile MHP'nin adayları e, ayrı ayrı. Biri, yani biri yüzde 32 almışlar, diğeri yüzde 31 almış. Biri 29 almışlar, diğeri Zubaygur'da 30 almışlar. Bayburt'ta 40'a 39. Evet. Totalde bu ikisinin oy toplamı şeyi geçiyor. E, CHP'nin adayını geçiyor. Yozgat'ta da öyle. Yozgat'ta da yeniden... Yozgat'ta da yeniden refah aldı. E, tamam biliyorum. Şey o da işte yeniden refah geçiyor. Şimdi evet. Burada aslında şu var. Belki bu akşam bir başlık açmalıyız hocam. AK Parti ve MHP ittifakı neden Anadolu'ya yansımıyor? Neden yerele yansımıyor? O çok neden büyük bir hata Sabri Hocam. Ben onu sordum. Yani AK Parti'nin resmi yetkililerinden de sordum. Yani set yapan e, tanıdıklarıma da sordum. Evet. Diyorlar ki 30 tane büyük şehirde biz ittifakımızı yaptık. Hı, -hı Mesela doğru. Çanakkale merkezde ittifak yaptı. Yani Çanakkale... Bir Muharrem Erkek aldı. Ee, Kılpay aldı. Yani. Ama ikinci olan iyi Parti. Çanakkale'de çöktü. AK Parti Çanakkale merkezde çöktü, çöktü maalesef. Doğru, doğru. E, fakat dedim ki neden merkezde yaptığınız ittifakı Lapseke'de yapmadınız mesela? Lapseke'de de iyi Parti Hı -hı. aldı. Yani çok enteresan. MHP AK Parti ayrı çıkardı. Ayrı, ayrı çıkardı ama MHP'ninki çok fazla adayı <laughs> almadı. Mesela Erzincan'da hem MHP giriyor hem AK Parti evet, giriyor. Evet. hem MHP giriyor evet. ama bence AK Parti ile MHP seçimleri hatta Büyük Birlik Partisi de bir de var. Büyük Birlik o e var. hatta bence yani çok özel bir iki yerde özellik verildi Niye öyle yapmışlar? Hüda Hüdaparim bile. Hı hı. E, yani bu cumhur İttifakı'nın yani yeniden refahanlı anlaşması lazım bana göre. Gibi farka ekonomik Hayır, olarak. Niye niye Tuhye'de hem AK Parti hem MHP'ye Şöyle formüle edeyim hocam. Buna basit bir yanlış diyemeyiz. Bu bir hata değil. Yani tabii tabii, tabii. ne ne hali varsa görürsün bu, bu diyor. Burada büyük bir ihtimalle başka bir şey de var. Yani belki de gerçekten de Bahçeli ve Erdoğan arasındaki sinerji ve uyum sahada yok. Yani şu da olabilir, yani evimiz girelim, oyları hı hı. maksimize edelim de olabilir. İl ve ilçelerde çıkıyor bu kavga. Ben onu sordum, dediler ki mesela il teşkilatında anlaşamadık. Mesela Karadeniz Eylül'sünde MHP çıkarttı, Büyük Birlik çıkartmadı. Hı hı. Ee, bazı yerlerde de mesela Büyük Birlik çıkarttı, MHP çıkartmadı. Yani buradaki sinerjinin, ya Denpar'la CHP, yani bir Kürt milliyetçisiyle sözde bir Atatürk milliyetçisi bir araya geliyor da AK Parti'ne MHP nasıl her yerde bir araya gelmez? Evet, mesela neden? Bu 200 kaybettiği bereketlerin en az 100 tanesini kurtarırlardı. Yeniden refah için yaşasın olsaydı belki 170 tanesini kurtarırlardı. Tamam. Ama mesela bunların olmayışı bir olgu. Yani bunların olmayışı büyük bir ihtimalle matematiksel bir hesap hatası değil. Ee, ben mesela az önce çok güzel bir şey söylediniz hocam. Ee, daha doğrusu çok güzel iki şey söylediniz. Biri ayet. Zaten hepimizin ona hürmeti var. Şimdi ayette söylediğinizi şu şekilde de yorumlayabiliriz. Ee, dediniz ya bir toplumun başına gelenler o toplumun kendi eliyle Elinir yaptığı işi de, kötülüklerden kötürüdür. Amenna. Peki aynı şeyi mesela AK Parti için de, AK Parti teşkilatı tabii ki. için de söyleyebiliriz. Tabii, tabii, yani. tabii, tabii, tabii. Acaba AK Parti teşkilatı, hatta AK Parti seçmeni net, net nasıl bir kötülük amel etti ki başına bu geldi? ve bu bir de sadece İstanbul Ankara İzmir'de değil Bütün Türkiye'de. kadar yer kaybettiler. Tabii, tabii. 177 tane ilçe de evet. belediye kaybettiler. İki, 4 büyük şehir 200 e kaybettiler. 200'e yakın evet. 17 il 17 ilk ay, pardon 14 il kaybettiler. İstanbul'da kalelerimiz yani İstanbul'un Konya'sı, Yozgat'ı, Sivas'ı gidiyordu. Fatih Kılpa'yı kurtardı. 4 puandan gidiyordu. kurtardı. Üsküdar gitti. Şimdi bütün bu gitmeleri. Çekmek bir Çekmeköy gitti. Evet. Sultan Gazi. Ben bence şey, hocam sadece şey. E, Sancaktepe gitti. Bence sadece emekli diyemeyiz ve çok e, çok büyük, payı var. Var var tabii çok ki var bir ama ama çok edin. büyük bir başlık olan ekonomi de diyemeyiz. Yani şöyle, şöyle bu başlıkları biraz e, somut ve küçük bir hallere getirmeliyiz. Mesela iki şeyden bahsedeceğim hocam. Birincisi e, İstanbul'da yaklaşık Son 15 yıldır yüksek düzeyde bir kentsel dönüşüm yaşandı. Doğru. Kentsel dönüşüm ne demek? Kentsel dönüşüm oranın yerlilerini ağızlarına birkaç e, parmak bal çalarak onları varoşlara geri itip oraya üst orta sınıf seküler kesimin gelmesini sağlamaktır. Evet. Yani evet. Bugün mesela AK Parti'nin kaleleri sayabileceğimiz Üsküdar. Evet. Ee, Cezan, giderek Bekos. dönüşüyor. Kentsel. Tabii, evet. Ve her kentsel dönüşünden sonra lüks rezidanslar yapıldıkça. Doğru. Üsküdar'ında Üsküdar'ın da şey yok. Tabii, tabii, tabii. İşte Fikirtepe. Yani mesela uzaktan bakıldığında evet. harikulade bir yer ama. Ya hala lüks evlere seküler kesim geliyor. Ee, bu, bu zaten... dindarlar, dindarlar zenginleşmedi mi ya? Bu, bu, hocam şöyle, bu aslında bu çok yüksek bir sosyolojik araştırmanın konusu. <laughs> Dindar, bunu yaptılar da, hakikaten böyle yani yığınla kitap da var bu konularda. Ee, yani kitap ismi de zikredebilirim. Ee, AK şey pardon, dindarların e, burjuvalaşması çok kümelendi. Mesela Ankara'da Çukurambara, evet. e, İstanbul'da e, şey e, Başakşehir'e. Dolayısıyla a, a, şeyde e, İslamcıların bu e, burcu Sen dediğine destek olayım. Lütfen. 2014 seçimi geçti. Kafa kafaya Hilmi Türkmen kazandı. Bak Abi yine kahin. Orada bak 2014'te bile yani evet. son 10 Hı -hı. seneyi Suni Tenefüs'le geçirdi. Tabii, tabii, tabii. Bak. Müftü Başkan diye adamın biri geldi. O zaman evet. CHP MHP ittifakı. Abi. AK Parti kısmi Kürtler ittifakı. Kürtlerin hepsi de hı hı. AK Parti adayları çaktırmadan veriyor. HDP de var. Bir baktım kafa kafaya girdi. Ucuzunu aldı İlmi Türkmen. 2-3 hafta geçti. Mustafa Erdoğan'ın ofisinde oturuyoruz. Tayyip Bey kardeşi. O zaman şeydi onun ofisi. Üsküdar tarafında Beyler beni gitti. Elmi Türkmen de orada. Ben gittim orada. Hemen dedim. ya Kaybediyordum. Başkan hayırdır, hayırdır. Ya dedi. o dedi. dedi. <laughs> Buraya lüks siteler geldikçe da, dedi, iş işte, değişiyor dedi. Ya, e, ben ama ya. burada farklı bir kentsel dönüşüm Ne diyeyim, Epey bir kentsel dönüşüm yaptı. Tabii. O NATO yolu Caddesi'ndeki çok, olan çok bütün binalar var. değişti. Yani. Yazık oldu. 2019'da 2019 rahat aldı. Evet. Değil mi? Tabii, tabii ama o dediğimiz evet. yani gentrification İngilizcesiyle evet. soylu her yerde hala seküler ya da sekülerleşen biraz da örneğin adı, Kübra Parmaksız ya uh -huh. Mehmet Akif Ersoy gibi İslamcı aileden gelip sekülerleşmenin tadını alarak bir Freudyen tepkiyle Tayyip Erdoğan'dan nefret eden. Değişik bir şey bu. Evet. Bir şöyle bir şey de var. Ee, İslamcı aileler, yani hocam İslamcı, lütfen genel anlamda anlayın. Tabii. Tamam. Tabii, ki İslamcı. Öyle, hocam. Tarif evet, 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 ailelerde e, evin erkeği daha hızlı sekülerleşir. Mesela tabii yani çok basit tabii, mesela tabii. Şey, bir sürü örnek verebiliriz. Ee, yani mesela Avrupa konutlarına gidin oturanlara bakın. Benim orada arkadaşım sosyal e, sosyolojik bir araştırma yapıyordu. Orada mesela e, CHP'ye e, meyli olan seçmen düzeyinde CHP'ye meyli olan e, erkek sayısı kadın sayısından daha fazla. Şimdi kadınlar bütün... daha zor seyirler. E, Aslı Kızılcık şerbeti ve Kızıl Goncalar o analiz Heh. doğru yapmış. Tabii ki. <laughs> Mesela doğru. o film, o diziler. Ya yani arada... da maşallah herkes bir dallasa döndü yok, dizide. Yok. Bu arada hocam ben e, yani bu kişisel bir şey ama fetişist düzeyde dizi analizi yapıyorum. Onları yapacağız. yapacağız. Hep burada yapacağız diziler. Kızı Onları analizini ne? yapacağız. Ya evet. siyaset bitti zaten artık ne? bundan ne? Yok böyle? Hayır Ben. Oo, de... bu ne? Bunu dedin <laughs> mi sen hakikaten? Evet, İstanbul hayır, mevlasını değil belasını. Evet. Ben de oraya, ben de oraya bu geleceğim. Şey Seçmeni ben, hakaret değil mi bu? Ben de oraya Ay, geleceğim. O de. Zaman şu şeyi bitirelim. Ayrıca şu analiz yani analiz yap. Yani İslamcıların sekülerleşmesi CHP'ye mi yarıyor? Tabii ki de. Çünkü bu, e, bu bunu kabul edelim. İslamcılar CHP'li olduğu için AK ile aralarına mesafe koymuyorlar. İslamcılar sekülerleşip orta sınıf e, arzuları olduğu için AK Parti aralarına mesafe koyuyorlar. Mesela CHP pek gitmiyorlardı bugüne e, tabii kadar. Ki ama... ama, ama, hocam şöyle, şimdi bu e, gerçekten bence Tayyip Erdoğan neden bunu yaptı hala anlayabilmiş değilim. Başkanlık sistemi e, siyah ve beyaz arasında ya da A ile B arasında ayrım yaptırır. Şimdi bu de, yani doğal ben olarak... Ben sabah en son haberdeydim. Orada başbakanlık hükümet sistemine geçişi yeniden tartışmaya. Tabii çıkıyor. ki yeniden... Bence güçlendirilmiş bu... parlamenterizim Türkiye geçmezse ya, <laughs> tabii. ya ben ona katılıyorum. ya açık gelecektim. söyleyeyim Rusya usulü seçimler göreceğiz ileride. bu seçim yok çünkü bu devlet öyle aydı seçildi tabii. bütün yetkiyi ben Murat Ongun'la ekrem ama onla verdim demez. ben biliyorum tabii, tabii, bu tabii, devleti tabii. Mansur ayrı Mansur dünyayı da kandırmak için mükemmel bir formül <laughs> tamam yani bir demokrasi var bakın muhalefet geliyor bir de ben şunu anlamıyorum. Ben yanayım değil mi? Erdoğan destekçisi, Erdoğancı. Ben diyorum ki ya bu ülkede demokrasi yok diyorum mesela ben. Tabii. Bir bakıyorum muhalifler yani demokrasi var bayramı. Tabii. Dün çok güzel bir şölen yaşadık. Tabii. Ya birader siz o zaman şölen yani gerçekten Türkiye çok farklı bir rejim. Yani, gerçekten aynen. yani muhaliflerinin bu kadar biat ettiği bir otoriterişim ben görmedim. Bu yüzden hocam Türkiye'de harikulade yok <laughs> bir şey bu. Hocam Türkiye'de harikulade bir otokrasi var. Yani har harikulade. Çok güzel <laughs> mükemmel otokrasi. Evet. Harikulade otokrasi. Ve şu anda Türkiye'nin bir otokratı da var Erdoğan. Ya, şimdi çok da güçlü. Şimdi Erdoğan otokrat bu otokrasiyi kıracak mı kırmayacak mı? Çünkü Ama bir yandan da bütün belediyelerde başka da yere gidebiliyor. Evet, o saygı duyuyorum diyor demokrasi evet, diyor. Çünkü çünkü kırılgan bir var. Otoriter, e, Çok var. Profesyonel. Şimdi, şimdi bu otokrat ne yapacak? Çünkü Erdoğan aynı zamanda halk adamı. Ve tabii. mesela ben eee yani şu başlığı tenkit eden biri olarak konuşayım. Bence Sen al Tabii Bayram, ki rafına. tabii ki bu yani hocamı hocamı kastını anlamakla birlikte Mevla ve Bela dikotomisini e, ben e, başta İstanbul olmak üzere Türkiye AK Parti'ye e, parmak sallayarak bak ben sana belanı gösterebilirim dedi. Yani AK eğer Parti de... kaybettiği bir şey yok ki. Kaybeden Hayır. İstanbul halkı olacak. Ama şöyle Tabii yani canım. yok kast, şöyle hocam kastınızı anlıyorum. Fakat siyasetten hizmet dediniz ya o anlamda. Parti, parti hizmet dedi. oldu ama şimdi onu şöyle tarif ediyorlar. Yine böyle sosyal medyada dönen bir cümle var. Hı -hı. Diyor ki e, AK Parti'ye bir ders lazım diyor. Bunu seçmen verdi diyor. Seçmene de bir ders lazım diyor. Onu da cevap verecek diyor. <laughs> Çünkü Evet Cihaz. ama şöyle güzel yine de, olabilir 89-94. Yine, yine de hocam Türkiye halkı güçlüdür. Türkiye halkı e, kendisine ders verenlere ders vermeye e, hazırdır ama Türkiye halkı bence verdiği dersin ciddi alınmasını ister. E, bu yüzden bence AK Parti'nin Bu AK Parti'nin sonra AK ciddi ciddiye almak zorunda. Tabii. Zaten e, Genel Başkan da Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz de burada gerekli dersleri çıkartacağız. Bizim için bir dönüş. İnşallah, inşallah yarınki MKYK'da bekliyoruz. Yani evet. MKK'da, MKK'da, Ama bu mesela örnek veriyorum. Siz bir beklentiniz var. AK Parti işte şu hataları yaptığı için bu mağlubiyet oldu diyorsunuz. Evet. Sizin hata olarak gördüğünüzün tam tersini başkası ne görebiliyor musunuz? O diyor mükemmel bir iş yapmıştı diyor. Şimdi bunu bıraktı buna mı geçiyor diyor mesela. Ama hocam şöyle bir şey var. Ya. Yani ben galiba sizi anladım. Eğer yanlış anlamışsam lütfen bir edin. Evet. Şimdi... Ee, i̇ki örnek vermek istiyorum Bu kentsel dönüşüm sizin de müdahalenizle gayet iyi anlaşıldı bence Onu evet. ee, iki örnek Birincisi şu köfteci ve kantinci üzerinden dönen polemik Şimdi polemiğin hatırlıyorsunuz değil mi? Sen bakanlıkta ancak kantinci köfteci köfteci olabilirsin Şimdi Hocam bu bir sınıfsal aşağılamadır Tabii Bu canım, sınıfsal aşamayı siyaset, normalde bravo. normalde CHP'liler halka yapardı Bak, Eski doğru CHP söylüyor, halka doğru yapardı bir Ama bugün, bugün bu sınıfsal aşağılamayı AK Partililer halka yapıyor Halka ya bunu şeye söylüyor. Ama yani önemli değil. Ya. Birine Ama söyledi. Yani bir şey. sen ancak köfteci Bilmiyorum. olursun tabii, biraz sınıf. sınıf Ha şu bu, şuna, Şuna yani, ben hatalı bir benzetme. Ha, Murat Bey o ne yani hatalı bir kadınlara siz ancak hizmetçi, hizmetçi, hizmetçi olursunuz. Tabii ki. Hizmetçi olursunuz. Ama Ekrem olursun. Ha, onun mesela senin dostluğunun ne kitabı var? Hamal kür. tabii, Kürt. Tabii ki. Kürt değil, hamal bu, olur. Bu, bu öyle değil ama. Bu köfteci küçümsemek için söylemek için. Yani o biraz şöyle diyelim. Bir, sence öyle mi? Bu bir, tartışın. Tahkir, hocam, bu bir tahkir. Şimdi bu tahkir ama köftecilere tahkir etmek için söylemedi değil, bunu. Köftecileri değil. Ee, İmamoğlu'ndan bu... belediye başkanı değil, İmamoğlu'dan önce köftecilik yapmış. Hatta e, Tayyip Erdoğan'a köfte Doğru ikram ben, etmiş. Şimdi ben de kahveciyim. Akçaabat köftesi, Akçaabat köftesi. Akşavar köftesi. Ben de gördüm o dükkanı. O köftenin de parasını almamış, ömür boyu varın borçlu diyor. Yani bilmiyorum. şöyle diyorum. Ben şimdi ben Rasim dışarıda bir bu çorbası var tabi canım. Abi <laughs> o yüzden kullandı zaten öyle, öyle. Ama şimdi Ya adamın haberi yok. Kimin köftesini yediğini <laughs> <laughs> bilmiyor. Ben ben az çay dedim vallahi bu geçen seçimin konusuydu. Evet. Ama hocam şimdi bunun bir önemi yok. Özür dilerim. Bölüyorum tek bir cümle. Bunun bir önemi yok. Bu önem olan şu. Birini bir niteliğinden ötürü halk, halk insanını bir niteliğinden ötürü aşağılamak. Şimdi bunun mine kırık kanatın e, şey başlığından haberi yok. E, bir, bir haber yok. e, şey şey. Mangalcılar. Güveyli kaşıyan adam. Hayır Raja şey indi, dedi ya. Mangalcılara dedi mangalınızı alın bilmem nerede sok. Mesela bu Hayır, laflar. bu, bu ondan bir değil ama şunu söylüyorum. Ama, siyaseten yanlış bir cümle kullanmıştır evet, Murat Bey orada. Ama hocam mesela soruyu şöyle kurmak lazım. Tekrar ediyorum. Bu bir yanlıştı. Amenna. Bütün bunlar üçümüz de bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Fakat neden başka bir yanlış yapılmadı da bu tür bir yanlış yapıldı. Dolayısıyla bu yanlışı önümüze alıp analiz etmek zorundayız. Başka türlü bir yanlış da yapabilirdi, başka türlü gaflar da yapabilirdi. Ama bu gaf ya yaptı. Herkes ya bu ekim oldu bu gafların çok daha fazlasını ama yaptı. Hocam, bu gaf bize, bu gaf bize Ak Parti ne? elitlerinin sınıfsal dünyalarının ne kadar değiştiğini, Tabii AK o, AK doğru. ne kadar uzaklaştığını Murat diyorum. Böyle bir ben kibir olduğu için. Ama Hilmi Ömer. Çelik çok değişti. bir değil hocam. Kibir şimdi değil. bak Ak Parti kibirleşenler değişken. olabilir ama Murat Bey'in bu sözünü. Bir kibirlik alameti Hayır, olarak ben kibir, kabul. Ben bence de bu kibir değil. Bu bir halktan uzaklaşmadır. Bu bir mesafe. Halktan uzaklaşmadır Ama o, yani, yani bu benzetme bak, yapmaması ben gerekiyor. Tabii isim vermeyeceğim. Ki. Rasim kim olduğunu tahmin eder. Kendisi mahkemelik dolmuştur o kişiler. Eski bir asker. Bana dedi ki: "Bunu Ulusal Kanun'un Rejisi'ndeki kızlarda şahittir, oradaki çalışanlarda. Eğer dedi Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacaksa dedi. Ben dedi Milli Savunma Bakanı olacağım dedi." Aynen bunu söyledi. Ben de ona şey arasında dedim ki eee yo canlı yayında ulusal kanal canlı yayında ki senin milli savunma bakanı dedim çaycı bile olamazsın dedim. Bak sünme haşa çaycılığı küçümsediğim için söylemiyorum. Çaycı ablamız size çay getiriyor. Minnettar kalıyoruz. Teşekkür ediyoruz. olalım bunu, bunu albay dursun Cüce'ye söyledi. Bana dedi ki sen de ne oldu zaten ya saklayacak bir şey yok ki. Reji de bana şey dedi ki reklam arasında Mustafa kardeşim dedi, neydi çaycıların küçümsü? Haşa dedim, çaycıların küçümsü Ama sen dedim ya, bu nasıl bir aymazlık dedim ya. Adam diyor ki bak, daha seçimler olmamış. Geçen sene bugünler, Mart ayı falan, Şubat hatırladım, Mart ayı. Hatırladım, hatırladım, hatırladım. Ben diyor, Milli Savunma Bakanı olacağım diyor ya. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı <laughs> olursa diyor. Düşünsene, Rasim diyor ki, Eğer Sayın Erdoğan diyor veya Murat Kurum diyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa diyor, ben basın sözcüsü olacağım diyor. Böyle bir şey söylenir mi ya? Bunu dünyada söyleyebilen bir insan var mıdır? Ben orada o anda ağzıma geldi. Dedim ki sen o Milli Bakanı'nda çaycı bile olamazsın dedim. Ben çaycıları küçümsemedim. O anda onu söyledi. Şimdi Ama hocam siz e, çok özel. Mesela siz bunu söylersiniz ve şimdi bu açıklama yaparsanız Herhalde e, muhatabınız bile size hak verir. Tabii ki der. Fakat bir politikacı bunu yapamaz. Politikada Hatta yapamaz. Yes, yani. Ama ya, ben kibirli çok olan, değil. Neyse onu söyle. Şey ya, or orada şey yapmayalım. Peki şimdi sen, sen de söz varken millet bak herkes başladı su yazmaya. Sana AK Parti sorulmuyor. Herkesin sorusu bak. Dört ayrı kişide gelmiş. Kürtler neden intihar etti? Tabii. Ee, şöyle aslında mesela bakıldığında gerçekten de Kürtlerin e, yani HDP dem çizgisinin geçen seçimlere oranla üç e, tane büyükşehir belediye faz, belediyesini fazla kazandığını biliyoruz mesela. Seçimlerinde oy oranlarını da arttırdığını biliyoruz. Belediyelerde e, daha fazla belediye elde ettiğini, ilçe belediyesi artırdığını biliyoruz. E, fakat şeyin kendisi e, bu bu başarının kendisi. Yani Kürt illerinde Kürt belediyelerinin kazandığı başarının kendisi. Türkiye Cumhuriyeti resmi ideolojisinde ya da resmi devletin nezdinde bir değeri var mı yok mu? Şimdi korkarım ki yok. Fakat bence e, hani bazen bazen bir kriz çok e, maliyetli olur ama kriz büyüdükçe maliyeti azalabilir. ne demek beş, istiyorum? Bu totalde 5 çok düşük. Onu, evet. onu evet, Çok haklısınız. Ya zaten şeye baktığınızda, e, İstanbul'a baktığınızda %2 fecaat. Ben sadece şunu söylüyorum. Şu anda Türkiye'de AK Parti'nin karşı karşıya kaldığı maliyet sadece Kürtlere fatura edilemeyecek kadar büyük. Tabii o doğru. Evet. Ben şu açıdan diyorum. AK Parti bir yana bırakalım. Hı hı. Sen ne diyordun ısrarla? Ta Diyarbakır'dan bunun için aynen, buralara aynen. geldin. Aman dedin Kürtler çok oy alsın. Tabii. Çünkü Murat de Kurumu İmamoğlu'nu <laughs> sallamasın. Devletle konuşabilsin. İmralı'ya teşhis kalkabilsin. Selahattin Demirtaş dışarı çıkabilsin Ve diye uğraştın. Kayyumlar atanmasın. Ya biliyoruz mesela ben bunu yazınca sen de görmüşsündür kızıyorlar bana. <laughs> diyorum ki kayyumlar atanacak. Ben tehdit mi ediyorum böyle? Hayır, hayır. Bu bir real, belki şey öngörü. Yani ee, tabii nesnel, tabii nesnel bir de teşvik. bu hani Türkiye'de olmamıştı ki, 2016'dan beri 3 kere oldu. Aynen öyle. Mardin'e 2017'de kayyum atandı mı? Ahmet evet, Türk görevden evet. alındı. Evet. 19'da bir daha seçildi mi? Bir bir daha 19'da atandı. bir daha görevden alındı bir mı? Atandı, tabii. Şimdiye seçildi. Evet. Bugün yani kim şey sordu en son haber dostum. Abi Ahmet, Ahmet, Ahmet Türk'e kayyum atanmayabilir çünkü çok gayret etti. Onu dedim bilmiyorum. Yani çok gayret ama etti ya. O da, o da Ahmet Türk'ü diğerlerin gözüyle şaibeli yapıyor. Şaibeli yapar, çünkü, satılmış yapar. tabi, haşa huzurdan tabii ama öyle. Bir de benim kanaatim şu sevgili Hı. e, sabricim, açık Hı. konuşuyorum. Lütfen. Artık devletin Suriye ve Irak operasyon yapacağı çok açık. Tabii. Kara harekatı, hava harekatı, hatta orada deniz olsa deniz harekatı yaparlar. O durumda tabii hem CHP hem Dem de bir imtihan olacak. hemen tepki verecektir. Tabii, hemen. Hatta Türkiye işgalcidir falan diyecektir. Dediği evet. an kayyum atanacaktır. Hı hı. Buna karşılık Türk kamuoyundan da destek görmeyecektir. Tabii. Yani, hatta tam tersi. Tabii. Yani görüyorsun... 1950'den beri Afyon'u ağlamayan bir CHP. Evet. Kadın çıktı. Aynen öyle. Şurada su vermeyeceğim, elektrik vermeyeceğim, selam vermeyeceğim, gelmesinler, hizmet vermeyeceğim. Onlara kapalım kapı dedi. Bu ona oy şey kazandı. Bu şekilde söyledi de. Değil mi? Ama, Demparlılar ama hariç herkes açık. Ama desin. Hocam, Dempar par kürt demek. Kürt var, demektir, yani. demektir yani. Yani büyük bir ihtimalle artık %10 mi? kürt demektir. %10. Hayır, hayır bir de dahası var hocam. Artvin'de Demparlı olmayan kürt mü var? Yani şey da, Afyon'da. Afyon'da. Afyon'da da kaç Kürt var o ayrı? Bir <laughs> de dem parlı olmayan mı bulacağız? Bilmiyorum bak ki yani, bak. Bilmiyorum. Ki Sabri dem para bir adam değil. Ama o bile diyor ki biz o lafı duyan herkes Kürt olarak. Tabii ki zaten hocam şöyle bir şey var. <laughs> yani bak Metin Erdem dem. Tam zıt. O laftan o da rahatsız. Demlileri almayacağım. Öz, laf yanlış bir laf. Tabii tabii. Laf yanlış. Hani bazen laf. mesela bazı Ama İslam karşıtları olur. Demek diyorum ki. Bir dakika, bazı İslam karşıtları olur. Müslümanları demez de şeriatçılara der. Bak, diyor, bir şeyleri ayırıyor. Hayır ya. hocam. Oo, hayır hayır. Aa, Zeyhediro. O, 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 hocam, hayır, ha, ben, uyanıklıktır uyanıklıktır o şey. şey. Hocam, şu şu yarayı kaşımak istemiyorum ama mesela He, ben ya. böyle diyen, mesela Behram Şimşek de bunu söylemişti. Ben Kürtler bunu yemez abi. Tabii. Ha, He, hocam, bu kadar kimse, yemez. Ya, şu, kimse yemez. Mesela ya. şu. Yemez Yani benim e, annem de başörtüsü takıyor ama başörtüyle e, kamu dairelerine girmiyor diyen bir sürü CHP'li vekil vardı. Hatırlıyorum. O eski ve dedim ki bu yani eski bir yara bunu kaşımak istemiyorum. Şimdi orada hiçbir ee, vicdanlı, aklı başında Müslüman gerçekten de e, kamu yani e, burada bir İslam karşıtlığı olmadığını düşünmedi. Gerçekten bu bir İslam karşıtlığı, bu bir din Tabii alerjisi anlatabiliyor. Dolayısıyla çok burada bir Kürt alerjisi var. Şimdi e, bu dem, Dempar'la ilgili ben... E, o zaman i̇şte orada yapalım. bu bir minik bir şerh düşüyor. Ay Bak söz cümle, yanlış. Demparlı da olsa kim olursa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese hatta vatandaşı olmayana da dışarıdan gelmiş insansan, hayvan değil insansan Mülteciye de bakacaksın, elektrik su vereceksin, evet. yemek vereceksin. Tabii. Kürde de vereceksin, Ve Türkiye'de de vereceksin, Ukraynalı'ya da vereceksin. Şimdi Mustafa abi değişen sosyoloji. Ama o kadın o kadın gündeme zaman, geldiğinde olarak ben dur, o kadın o kadın yani, gündeme geldiğinde %10 diyelim, %10'luk kürde diyelim. Tabii. O kadın gündeme geldi. Neden de? Ya efendim zaten Afyon'u CHP'nin alma ihtimali yok. Öyle, öyle, öyle. Tabii, tabii, Bu kadın İmamoğlu'nu de vurmak için yaptı. Kılıçdaroğlu Hatta Kılıçdaroğlu kalıntısı beni aradılar biliyorsun. Kılıçdaroğlu kalıntısı bu kadın. Zaten Afyon'u alma şansı yok. Ben bir özel işleri yapayım. Ve ben de... tersini de... düşündüm. Neydi? Ben dedim ki bunu İmamoğlu Mahsus'tan yaptırtıyor ki İmamoğlu da Kürtleri savunsun. Hmm. İstanbul'daki Kürtlerin oyunu kendine konsolü e, yani, fazla, kom fazla komplo kurmamak lazım. <laughs> bir şey diyeyim. Bir de Kütahya gibi de almadı. 51'den Tabii canım ezdi Çok geçti almadı. ya. İkinci tura, tura girse de ikinci turda alacak. Alır. Şark. Ve burası neresi? Afyon. Evet. Bu inanılmaz bir Öyle. hadise. Yani dolayısıyla milliyetçiliği çözmüş kadın. Kadın kürde vur, milliyetçinin oyunu al. kürde vur, muhafazakarın oyunu al. <laughs> Bak ben daha, ben daha, ben daha bir şey yaptım. Çok farklı bir şey var. Şimdi Kürtlerin oyuyla yine Eymamoğlu kazandı. Değil hmm. mi? Abi kaç tane tweet var? Turuncuyu kırmızıya çevirdik. Şimdi moru da bombalamanın Heh. zamanı. Şimdi oraya gelecek evet. Yani hani, turuncuyu mi, kırmızıya çevirdik. Tamam. Yani turuncu İslamcılar, dindarları aldık tamam. kırmızıya. Evet. Morları da morlar dedi de he, Kırp şey, Ya yani, hayır, hayır morları da bombalayacak. Türkiye'nin tepesinde bir turuncu oturuyor. He, hayır yani. ama onlar morlarda aklı, aklı morlarda o kolay hedef o. E, tabii gücü morlar... ona yetiyor çünkü. Tabii yazık. Ala ki, vere, ala vere, vere ala Ver sopayı Kürt evet, Mehmet'e. Evet, evet. Yok öyle bir şey. Ya şöyle bir durum da var. Devlet Kürtlere savaşmıyor. De... burada Sabri Bey kardeşin nasıl düşünür bilmiyorum. Devlet teröristlerle savaşıyor. Kürtler mi teröristleri? Ne diyorsun, ayrı sabriyi bir dinleyelim. Edecek. Şöyle teröristler de Kürt. Yani bu evet. ayrımı nasıl yapacağız? Var. Şimdi değil mi? Nasıl yapacağız şimdi <laughs> bunu? ama bu konular. Evet. Bakın şimdi her hayvan canlıdır. Ama Yüzde her canlı hayvan sence değil. Sence terörist mi? Değil. Hayır. Ben eline silah alıp devlete kurşun sıkan adamdan bahsediyorum terörist diye. Daha çıkmış. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımıyorum. TC'yi tanımıyorum. O zaman bir dakika. O zaman bugüne kadar hep kardeş kardeş gitti Esenyurt'a kayyum atanmalı mı? Şimdi eğer Esenyurt Belediye Başkanı suç işlerse atanır. Bir şey söyleyeyim mi? Konya'yı da atanır. Şimdi Konya Belediye Başkanı dese ki. Azıcık soruyorum sana. Konya'yı IŞİD gibi etmesin diyorum. Daha daha tehlikeli bir soruyorum. Neydi o? Hani o bazı laflar ortaya çıkmıştı. Türkler çok rahatsız oldu. Abdullah Zeydani mi? Sen de ayırıyorsun. Hakkari Belediye Başkanı mı? Evet. Tükürüğü Tükürüyle bu. O şu an yeniden belediye reisi seçildi mi? Evet seçildi. Nereye seçildi? Ardahan'a mı Hayır. Ben daha biliyorsun. Ağır mı? unuttum onu. Şimdi o... Abdullah Zeydanlı. Doğru mu? Evet. O Bitlis olabilir. Bitlis. sizi evet, evet. Tükürüğümüzle boğarız sizi dedi. Şey yani tahrihi. Şimdi bu herif seçime nasıl giriyor ki? Ben bir daha onu e, söyleyeyim. Şey işte devletine söyle. Hayır. Ha, bu herif <laughs> kayyum katabası. Ya kaç ya. Adam. için seçime giriyor. Ya Ekrem ya, İmamoğlu'na. Bak böyle. Ekrem İmamoğlu ahmak dediği için siyasi yaşamı tehlikeye girme ihtimali var. O zaman burada sen ha, devleti gülüyor. eleştiriyorsun. Tabii eleştiriyorum ya. O ne Abdullah Zeydan nasıl seçime girer? <laughs> kazandı galiba. da. Hayır. Şöyle hocam galiba. Ya kayıyor Abdullah, 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 hocam. hocam, abla. Abla, abla, hocam. hocam girsin, Diyarbakır'da kazandı. Hocam o suçun bedelini ödedi. <laughs> kaç alır? <Ama> sabık <laughs> olarak işler. <iştenmiyor>. Hocadan <laughs> evet, kaç alır? Hocadan kaç alır Diyarbakır'da? C c c Aynı c şahıstan bahsediyorsa cezaevine girdi suçun bedelini ödedi. Peçetenin öyle bir gücü var ki sizi tükürüyle boğar, tükürüyle diyen adam. O ülkeye kayıyor adam malı mı? Ya şimdi ay bu herif nasıl beri de başkan olmuş diyorum önce ben. Sen ne Bir dakika o cevabı. Eğer mi? aynı kişiden bahsediyorsak Abdullah yanıltmıyorsa e, o PKK o, onları tükürüyle evet, boğar demişti. Evet o ve diğer Gizenin e, tasvip etmeyeceğim bile bu ayar. Ya. Yani, radikal bile. O, o zaten öyle de o diğer ve diğer şey o ve benzeri sözlerinden ve eylemlerinden ötürü cezaevine girdi, suçunu çekti, dışarı çıktı. Eee dolayısıyla Sonra da bir yıldan fazla ceza almış kişiler Kamu görevi yapamaz diye bir şey yok mu? O zaman o zaman aynı Tayyip Erdoğan kişi, muhtar bile olamaz zaman, hani... Evet, aynı kişiden bahsetmiyoruz belki. Yani benim demek ben... istediğim şuydu. Ona bakarız. Aa, ee, ama hocam şimdi şunu e, hakikaten eğri oturup doğru konuşma zamanı. Ee, Türkiye'de belli başlı bazı temsillerin sahibi var. Şimdi bugün Türkiye'de yeniden refah e, siz söylediğiniz zaten ne tür şeylerle, ne tür ittifaklarla ve ne tür e, tercihlerle oyunu artırdı. Ama yeniden refah mesela İslamcılık yapmadı. Bugün Türkiye'de mesela AK Parti büyük bir ihtimalle gelmiş geçmiş en modern Müslüman imgesine sahiptir. Doğru. Hatta neredeyse burjuva seküler e, Müslümanı tabii, tabii. yaratmıştır. E, e, şey, imal etmiştir diyelim. E, fakat mesela bugün İslamcılığın hem dünyada hem Türkiye'de sahibi AK Parti'dir. Bugün evet. mesela MHP, İyi Parti'ye rağmen milliyetçiliğin sahibidir. Niye mi? şimdi dolayısıyla hocam Kürtlüğün, daha Kürtlüğün savunuculuğunu da DEM Parti yapıyor. Bugün Güneydoğu'da evet. Kürt. AK Parti içerisinde de bir sürü Kürt milletvekilleri var, var. var. Niceliksel olarak Türk de Kürtçülük yapıyor diye. Yani, ama, ama yani şöyle. Mesela MHP Türkçüyüz diyor. E, Biz AK Parti Türk Kürt kimlik e, Erdoğan yani. dedi. Türk'üm dedi ama Türkçü değilim dedi. Evet ama şöyle yani AK Partili bir Kürt'ün Kürtlüğünden ötürü zarar görmemesi demin Kürtlüğü savunmasıyla mümkündür. Tabii. Şimdi bu, bu, yani bu çok gerilimli. Ben daha önce işte En evet, şey son, haber, son haberde de bir şey anlattım. şimdi Urfalı bir teyzemle konuşuyoruz. Ve ben de mesela ben Kürt'üm ve İmamoğlu'na vereceğim diyen bir arkadaş. Çok evet, sert cevap verdim. Kürt değilsin dedim. Milyonlarca izledim. Dedim ki sen Kürt değilsin. Kürt ancak kökenlisi. Kürt kökenli olabilirsin. Tabii. Tabii. Sen Tabii. gibi Kürt değilsin. Ben işbirlikçisi dedim. Şimdi burada Dem para, bir şeyden bahsetmiyoruz artık. Oy veren Çok Türkler de var ya Lütfen. Sabri Hocam. Lütfen. Yani Dem para pardon, oy veren Türk yani. kalmadı herhalde. Yani. <laughs> <laughs> Türk ama, kalmadı. Bu, ama bu şu demek ya hocam. Bir HDP'ye veriyorlardı ya. İşte Nişan o şey, taşında yüzde seksen beş oy aldı. O ne zaman işte şeyde. Yedi, Tayyip Erdoğan şey mi? Bence Dem para çıktı? veren bir Türk kalmadı. Bence de kalmadı. Yani belki 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 eşi Türk olan şey eşi Kürt olan. Ha, üç beş benim, gibi, benim gibi fantastik böyle aydan var. Siz fantastik. Ne Sen Dem para verdin. Tabii ki ben. Ben Evet yani. ben özel olarak yani şimdi yayındayız ama şey Rasim abi'ye 100 yılın Kürt'ü ilan etmiştim. <laughs> Fahri ee, Kürt e. Vallahi elinden geleni yaptım. Ben ama şunu farkında fark ettim ee, Sabri'ciğim. Bizim Türklerle politik bilinç yok. Yani ben Tayyip Bey şu an görsem derim ki, Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya propaganda şampiyonu ilan ederim. Şey. Bütün muhalifleriniz iki gündür propaganda. Türkiye tam bir demokrasidir. Evet. Bayram yaşanıyor, <laughs> çölen yaşanıyor. Yani Sandıklara gittik, yani. ne mutluyuz. Ya ne akademisyenler yazıyor, dünya İngilizce yazıyorlar. Türkiye'de muhalefetin <laughs> zaferi. Ya ben bir Amerikalı olsam, ulan bunlar geçen sene diktatörlük diyordu, bu sene... Geçen ay ay, geçen ay. yani o çok başarı. <laughs> ay Bey de gülüyor, çaktırmadım. Onun bir, çok böyle bir şey, bir gülüşü var. Tamam mı? Ciddi bu. Anladın evet, mı? Evet, evet. Bir taraftan böyle ama Kürtleri ben bir olduğunu düşünüyordum. İstanbul Türkleri için. değil. Boş İstanbul şerhi. Kürtlerinin Türkleştiği evet, anlaşılmış. Evet, bu şerhi düştük. Evet. Şimdi, İstanbul Kürtleri Türkleşmiş. O abi. zaman siyaseten Türkçü siyaset tasviri olmuştur diyebilir miyiz veya büyük e, zarar yani. görmüştür? Hayır hayır. Şöyle de bak. O o tabirler sana ait de ben şunu diyorum. Bak bu çok doğru. Kürtler olarak maalesef dün intihar çünkü doğuya sıkıştığında bak ben bir şey diyeceğim. Sabahtan beri bir şey yazıyorum. Bir kişi sallamadı. Dün Demokrasi Şölen'i sözcüde, Halk TV'de Demokrasi Bayramı'mız. Yani bunlar TRT falan mı? Ben anlamadım bunları. Öbürü Demokrasi ama Şölen muhalif ama devletlerin devletin emrindeler. emrindeler. Şölen, Mören derken ana! Çırnak eş başkanı tekme tokat tutukladı. Ben görüntüleri yayınladım. Evet, ters ters kelepçeyle böyle kafasına vurula vurula gönderildi. Yurdu oluşun değil ama. Yok. E, abi, yok, abi, orada, orada adam, şey adam itiraz etmiş. Orada şöyle bir Lütfen şey var. Halk TV'ye. lider. <laughs> Halk TV'ye. Yani ya Ahmet Türk'ü götürmediler de veya. Ha, hocam şöyle. Evet, e, sen da, cevap ver. Ben, ha, ben, ben, hocam artık anladım, Kürtlerin konuşur. ben konuşmuyorum yani haddim evet. değil. Yok yok. Şırnak eş başkanı yok. diyor ki haklı sebeple tutuklandı. Sen, sen haklı bir sebep değildi hocam. Orada Şırnak'ta bir itiraz vardı seçim sandıklarına ve meşru bir itirazdı. Herkesin itiraz edebileceği. İtiraz ettiği için mi? E tabii itiraz ettiği için polisle karşı karşıya geldiler. Doğal olarak orada partinin başkanı da neden bu e, şey orantısız kuvveti uyguluyorsunuz diye polise karşı çıktı ve polislere sözel bir karşı çıkıştı. Ben Bunun dinle, bedelini dinle. ters kelepçeyle ödedi. bir de Cuvat Gözaltı uygulamasını sen hukuki bulsan bile tekme tokat ters kelepçe Bak Yani orada bir ben şey şimdi yok. var mı? Şeklini... Çatışma var mı? Hayır. Şimdi ben yani polisin adam olma şeklini savunacak dedim. O görüntüleri de izlemedim bilmiyorum. Hı. Başkomiser Mustafa Albayrak diyebilir mi size? Estağfurullah. <gülüyor> bir <gülüyor> bir bir kişi itiraz ettiği için tekme tokat gözaltına alınmaz. Evet ama hocam işte Şırnak'ta oluyor. Gürsü. <laughs> Tabii Şırnak'ta ya oluyor. Ya ben Ağrı'da sakıtların askerleri nasıl taciz ettiklerini gözümle gördüm. Tabii. Tutuklanacaksa gözaltına alacak ters kelepçe. Rahatsız etmesin. Bak çok hatırladım. önemli bir duygu kırılması Hayır, bu. Hayır sakın gözaltına doğru, 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 ters kelepçe olması lazım. Ben Gizet tanıyorum. Çok önemli bir duygu kırılması bu. Ben şırnaklıları da gördüm. Şimdi ee, anlıyorum ben şimdi bunlara, şeyde, yok, askerleri götürmüşler oraya, yani. biliyorsunuz asker, polis, yandarma, ya okuyor. Orada görev yapıyor yok, adam ne orada yapacak? Orada görev yok. yapmıyorlar. Bugün şey çıktı, bugün rütbe çıktı. Onlar e, yani dün görev yapan bugün havaalanında alanında şekilde geri döner mi? Bilmiyorum. Ama emin. işte biz biliyoruz, bir itibar edin. Bir şey söyleyeceğim. Ben o, o coğrafya insan On yani. binlerce, yüz binlerce orada görev yapan asker polis Hakkari'de var. Sınır, sınırda oldu mesela. Evet. Hakkari'ye de devlet alıyordu. Ya, bir ara şey ya ben bir mi? İkinci parti mi ne ya, olmuştu? Sen çok şaşırdın. Şu memleketin trajedisi mı? şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Bu olaylar oldu. Tabii ki yani senin dediğin gerçek olur. Herkes biliyor. Sabri'cim hmm. Mustafa Albay'ı da Mustafa Albay'ı. Ya nereye almış? Mustafa bir... ben resmi görüşü mü gerçek? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika Rasim'ciğim ağrıyı mı almış ya? Hayır, hayır, da hayır. ağrıyı mı aldı yanına? Hayır Gökür hayır. Yani. Şırnak aldı. Ya Şırnak'ta o kadar çok asker var ki. Askerleri oy kullanmak hakkı iptal edilir. Diyor edilsin. Diyarbakır'dan diyor. geldi diyor. diyor. Neyse ben bilmiyorum. Değil o zaman Diyarbakır'a götürsün. Dur. Diyarbakır'a alsın. Dur bir gürt arkadaşım. Ne dedi? Şaşıracaksın. Hı? Abi dedi taşıma falan deniyor ama dedi. Gelsin taşıma olsun alsınlar dedi. Oh. Şaşırdım. Niye dedim. Abi dedi öyle olunca bari görenin insan seçiliyor. Hmm. Sandıkta kayyum atanıyor dedi. Şırnaklı biri mesela Diyarbakır'daki AK Parti adayı bayağı serin gibi düşünen bir evet. adam. Hı. Kayyumlara karşıyım diyor. Kayyumlar sömürge varistir diyor AK Parti adayı. Yani AK Parti'de Diyarbakırlısıyla şeylisi bir olmuyor. Edirnelisi bir olmuyor. İstanbullusu bile bir. Değil. Tamam dedi ki bari yöre insanı gelsin dedi. Hı hı. Sonradan gelen kaymakamlar dedi. Kürt de olmuyorlar. Hepsi Türk oluyorlar. Işte, Kibirlerinde kibirli oluyor. Aşrı mesela bir Diyarbakır valisi vardı. Or, İngilizce konuşuyordu falan. Değişik bir tipti yani. <laughs> Anladım, böyle, ya böyle İngilizce kelimelerle evet, konuşuyor. Evet. Sonra yolsuzluk yaptı anlaşıldı. Tayyip Bey onu görevden alıp merkez valisi yaptı. Sonra galiba istifa etti. Ben dedim ki. İçeride Türkiye öyle bir nokta ki ne kadar mantıklı dedim. Yani tabii ki sandıkta tabii. kayyum anti demokratik. Tabii. Diyor ki Kürt bak artık yani, yani gel gelinen abi. noktaya bak abi diyor. Hani o bağıran çağıranlara diyor ki, ne gerek var? Zaten kayyum atacak. Değil mi? Ee, hani bu şey olurdu eskiden. Fenerbahçe teknik direktör gelince ne zaman kovulacak diye <laughs> Hatırlıyor musun? <laughs> yani Fenerbahçe teknik direktör geliri ne zaman kovulacak diye konuşmaya başlıyordu eskiden. Bu da ki, bir, sin, bir Yani şu bakta ama, mesela, bilmiyorum AK Parti adayı muhtemelen böyle yine Kürt bir adam. Tabii tabii tabii. Doğru tabii, tabii. mu? Evet. Ama hocam bu bir illallah e, şey. Yani artık orada mesela Kürtler canından bezmiş. Diyor ki ya diyor yani artık her şey Hakkari bizim... devlet alamadı ama değil mi? Eee hayır. Ucu ucuna hedef evet, aldı. Ucu ucuna dem aldı. Eee Hocam yani şırnaklara da Mesela Sırrı Sakık. Ben o o bir isim. Ağrı. Diyorum. Hayır şu Ağrı. otoriter devlet hakkari'de müdahalesi de alsaydı hakkari i̇şte işte. etti de alamadı diyor. Ha, gücü yetmedi yani. Hayır, ama askerleri gönderdi. Biraz daha fazla gönderdi. Ama hocam. İşte, yani, e, ya, barba, bak, biter. Hayır 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 ama şöyle yok yok. Niye biter. alamadı? Biter şöyle şöyle hocam. Şimdi biz az önce hem. <laughs> Sabah Adana'dan da asker sevkiyat <laughs> Yakın bölgeden sevkendir. Hayır almak istiyor yani. Ama hocam hayır. Şimdi, tabii kadar ki, tabii ki almak. Bak. O bir strateji. almak istiyor bu ayıp yani artık, artık kendimizi kandırmayalım evet, yani, evet. değil mi yani? Evet, evet. Alamaz alamaz. Hocam... Neyse o oranın. Hayır, hayır. Hocam, Seçmen yeni... kaydolmuş belli bir tarihten sonra. Ama şu an biliyorsun ben istersem şurdan iki dakikada şuradan kaydolurum alırım o çok kolaylaştı. Ya o sayede. Belli bir tarihten sonra bir işe yaramıyor. Ben cevap vermeyeceğim. E, Mustafa süre. olarak diyor ki son derece şırnarlı insanı olarak. Abi ben ben, polis. ben köye kayıtlı akrabalarımı İstanbul'a getiremedim. E, siz tabii sivilsiniz. Polis ve res, e, yani orada resmi A. görevle atanan polis ve asker olsanız bir dinleyelim mi Sabri'yi? Sabri'nin iyi çok niyetini tüm Türkiye gördü kaç haftadır. Yani, yani. yani en milliyetçi ya en Türk birliği. Sabri canı öldü. Sabricim Şırnak'taki Hakkari'deki gelenler Çırnak'ta, Hakkari'de görev yapan askerler, polisler, jandarmalar mıdır? Bunun böyle, taşıma seçmen evet, midir? Hocam taşıma seçmen olduğunu bugün öğrendik. Çünkü e, dün orada görevli olan, bugün pazartesi günü uçakla, e, şey havaalanında uçakla... Şimdi bak bunu bilmiyoruz. E, ya işte tabii. ben bildiğim şey söylüyorum. Yoksa tabii Ama, ki... Bunu dinleyelim. Belki propaganda etkilenmesindir bu. Yo yok. <laughs> bak ben, ben mühendis <laughs> yani, olduğum için şey, biraz mümkün... materyalistim. Mesela Diyarbakır'da bunu yapmıyorlar. Niye? O, oy fark kapanmaz. Kapanmaz. oraya. Ama kafa kafaya yerlerde... <laughs> Oraya yığma. Şırnak'ta bu yapıldı başarılı oldu. Şırnak da eskiden bir MHP birinci partiydi. Ya, Kars'ta, işte, Kars'ta, Şırnak'ta. Işte, Kars'ta yapıldı. Evet, Kars'ta, ya, Kars'ta yapıldı. Ağır ya, da kafa kafaya. Yani Ağır da orada orada... geçen savcı soyan seçildi. Evet. Şimdi o, bu da polislerle askerlerle seçildi. Hem, o hem de bir de şeydi. O başka aşiretlerle e, orada o bir. O da Kürttür ya. Ailelere, oranın çocuğudur ya. Ama ya tabii şimdi benim demek istediğim şuydu. Zaten ki adam diyor benim arkadaşım diyor ya ya zaten 3 ay sonra kayyum atanacak diyor. Bari bu yöntemle göre çocukları seçilsin. Şimdi Yerbakır'a. Evet. Sen de evet, evet. AK Partili %17 alan adayın mı yönetmesini istersin? 3 ay sonra Betül Feyzoğlu gibi vali gelmesini istersin. Ben... Ya yani bu şu demek Gülüyor ama ki Ölüyor. Türkiye'nin bu bak gülüyor bak. Görmüşte bak, bak. bakın. Gerçek, gerçek Mustafa Ağabey de ortaya çıktı. Şimdi, Mustafa Hocam... Yeniden soruyorum. Diyarbakır'a o Kürt kardeşimiz Akbardin mi? Metin Feyzoğlu gibi bari Metin var. Metin Bey Lefkoşa diyor şu anda da ona gülüyor. <gülüyor> Valla Diyarbakır <laughs> atarabilir. O da atanabilir. Şimdi hocam... Mesela... Metin Bey vatansever bir insandır. Orada gider görevini yapar. <laughs> şimdi Rahim Kürtler Bey... mutlu olur mu? Metin yani, Feyzoğlu yani, Diyarbakır valisi. Olmamakta da haklıdır. Ya, ama şöyle hocam şimdi... Bak Haklıdır tabii canım. Oy gül. verdiğim... Şimdi ben, Peki ben bir şey diyeceğim. Ben Refah Partisi kapatılma ne AK Partili... Bir onu hissetmesi lazım. Sen AK öyle. Partili bir insansın. Diyarbakır'a 3 ay sonra kaygım Sinan Ogan atandı. Ne dersin? Eğer suç işlemişse diyorum. Ha, Sinan hani, Ogan. Bak, Ama aynı şey değil. Ha, Sinan Ogan'a gerek yok canım. Sinan Ogan Atanırsa kız tezengin eder. Yanlış o. Bir, bu, Sinan Ogan bir cumhurbaşkanı adayı Atanmaz da. Orada valiler lazım. Ya bir dakika. Valilik yine... benim de Tayyip Bey yarın beni vali atıyor. Yapar. Büyükelçi de Va yapar. Vali Anladım. ve büyükelçi memuriyet Anladım. değildir. Anladım. Vali Mustafa Albayrak'ı atar. Yapar canım. Hatta can, ben espri yapardım. Mustafa abi seni Marmara İlahiyeti dekan da atayabilir Tayyip Bey diye. Anladım. O da derdi ki beni Marmara İlahiyeti dekan atacağına dedi. Ben onu deliririm. İlahiyatçıların hepsi kendini gazali zannediyor. <laughs> beni Reyna'ya CEO atasın daha iyi derdi. Doğru der miydin? Daha az bir günahla kurtardı. Bu arada. Bak. Bu arada. <laughs> en azından ticareti biliyorsun. Bak, <laughs> eğlence mekanı yönetirsin. <laughs> Şöyle, Mustafa Hocam'ın ilahiyat Fakültesinin işleyişine bu kadar vakıf olması beni etkiledi. Çok iyi, biliyor, <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Ee, Ya bu... oradaki kavgaları, arkadaşlarım var <laughs> evet, <evet>. ilahiyat okuyan. Orada dedim İlahiyat kavgaları. Arkadaşlarım var <laughs> evet. yani kavgasından Allah'a sığınırım. Hocam yani. onlar hala Gazali ve İbn Sina yaşıyor zannediyorlar. Evet evet. <laughs> o, o yaşıyor evet evet. O yıllarda yaşıyor adamlar. O yıllarda yaşıyor. Önemli <laughs> bir kısmı diyelim. Evet, evet. Şimdi o... Ya adamın bir demedi mi? O gazali de İbn-i İsa'nın da cehennemden kurtarmaya itfaiyeler yetmez. Evet, evet. Abi cümlenin neresi Ne itfaiyesi? Yani, yani... Cümleyi, o cümle itfaiye şey, modern şey, bir kavram. Ya. i̇tfaiye şey, bir kavram. Kavra. Allah'ın azabını sen hangi insan yapısı? E bunlar İslam alemi. Bunlar bunlar kendilerini Allah'ın özel kalemi zannediyor gibi zannediyorlar. Şey. Allah ee, şey, şimdi Tafa bu konuda bak İslam alemi ya da İslam. Ben anlamıyorsam, bana ters geliyorsa bile ben dururum. Bir anlamı olabilir. Yok, Değil abi. mi? Harika. Hop, tekfir. Harika. Şimdi tabii zaten... lazım. Sormak lazım. Bilmek bu adam hangi şartlarda bunu söylemiş. Ya, ya mesela, yok Biz bir çok e, Kürt arkadaşımızdan da e, konuşurken diyor ki bizim bölgemizin yapısını bilmiyoruz. Burada yaşamak farklı bir şey diyor. Tabii, tabii doğru. Doğru. evet. Mesela evet. ben buraya gelirken şu anda programı seyrediyor. Mardin'de bir e, müsyiatlı bir iş adamı kardeşimizden görüşerek geldim. Yani hak eden adamın anlattıklarını dedikçe yani Mardin'deki bir AK Partilinin durumuyla İstanbul'daki bir bizim burada tuzumuz Değil, kuru. Tabi. Yani adamlar orada hem kanunlara uymak zorunda hem PKK'yı dikkate almak zorunda. Tabi. Hem de kendi inancını ona göre dizayn yani Çok demek. zor, çok zor. Yani Güneydoğu'daki hem de bir de Türk arkadaşlarını da kendisini terörist olmadan inandırmak zorunda. İnandırmak zorunda, zorunda tabii. Bak var, bak, bak, çok, bak, bak bu çok bak. Bak çok Şey, tabii yani, hem de Türk, Türk arkadaşların arkadaşlarını terörist olmadığına ikna etmek. Yine var. aynı örneğe gelelim. Ve ben en Müslümanım reis... ama şeriatçı değilim. en reisçi, de. en biyatçı, biyatsa biyat, itaatsa itaat diye adam bile. Vallahi Kürtçe resmi dil olsun demiyorum. Vallahi Kürtçe eğitim demiyorum. PKK terör örgütü diyorum. İşte Aa, bu baskıdan tabii. dolayı. İşte hocam ama bu baskı. O yayında olmak isterdin değil mi? Abi yani orada büyük yani bir ezmektir yani, o ya. ezbek. yani orada Mehmet abiye ayıp etmişler yani. Evet. Yapan evet. da bir sunucu. Yani evet. Bir de şey belki de bu denklemi kırabilmek için biraz adil olmak gerek hocam. Yani mesela evet. ben biraz her zaman de, adil olmak zorunda. Gerçekten de bir Müslümandan yani bir Hani benim adım Kürt Aydın diye çıktığı için Kürt diyeyim. Bir Kürt Aydını bir Müslüman Aydın'dan bile adalet beklemeyecekse e artık ya artık o zaman çok acı. kapatıp gidelim. Bu o noktaya dönemde, geldik. Evet ve şeye gerek yok. Mesela şimdi Rasim abi yani belki e, şeyin e, hakikaten dobra dobra söylüyor. Mesela istese atar mı? İstese atar mı? Tabii ki de atar Atarsın. ama mesela bir Müslümana düşen şey bunu atmamalıdır. Tabii ki. Hayır yapmamalıdır. Çünkü bak ben onu şöyle söylüyorum. Eğer bir daha atmamalı diye uğraştı o evet, evet, şey ben Açık diyorum. açık söyleyeyim. Diyarbakır Belediyesi'nin iş makineleri gece gidip asfaltı kazıp oraya pek onlar yapıldı tabii. Bu, da kabul edilesin. Bunları yapanlara şey yapsan. Ha veya devletin vermiş olduğu bütçeyi Kandil'e gönderiyorsa, Murat e, ıı, Karayılan'a, Mustafa evet. Karasu'ya gönderiyorsa, evet. bu da tespit edilmişse, evet. sadece bu Kürt olduğu için, bak demin üstündüm, Konya Belediyesi, yani Konya Belediyesi'ne... Belediyesi de kayıp atandı. Urla Belediyesi'ne Yarın Esen Yurt'a da atanabilir. Bak burada Özgürlüğün uyarıyorum. atanıyor. Yarın bu, daha bu para kurelerinin şeyi sorulmadı daha. Hocam daha Ekrem Bey ifade vermeye Aa, gitmedi eyvah. daha. Devletin sopası. Belki şey Ekrem yapsın. Bey daha ifade vermeye gitmedi. Canan Hanımın vermiş olduğu işaretlerden Ekrem Bey'e gidiyor oklar. Bu para kuleleri alakalı. Ama hocam o zaman Hı? şu olur. O zaman gerçekten de Seçmen'in verdiği dersi anlamamış olur. Mesela dün Tayyip Bey'in söylediği Seçmen'in verdiği dersi anladık. Baş göz üstüne mehalinde laklar söylüyor. Ben suç işleyeni söylüyorum. Ama hocam şöyle. Ama o zaman şöyle, suç işlemi. Ama şöyle. suç işlemek <laughs> serbest Hayır, diyeceğiz. Hocam benim dediğim. Bak bizim atilla bile. Tırnakta o başkan bütün olayları organize eden adam. Bu arkadaş da Sof PKK'lı. Hangi arkadaşları? Herhalde benden bahsediyor. Sa yani, sa Sabri Yok. Atilla söylüyorum, Atilla'ya söylüyor Sabri kardeşimiz PKK'lı falan şimdi, değil. Yani Atilla, de, de karşı. Atilla Türkçe olduğu için. Vahim olan şu hocam. Vahim olan. Görüyor musun? Yani, evet. Vahim olan ben kendimin burada PKK'lı olmadığını sırf bir de PKK. Burada bunu açalım. Bunu kabul edelim. Bu kaç, kaç, kaç insan izleyecekse öğrensin. Tabii izliyor ee, herkes. Kürtçe bilen insan PKK der. Türkçe bilmeyen insan PKK'dır. Doğru. Ben benim, ben. Evet, ben, PKK de PKK, diyorum. PKK o ağzı böyle alıştı. Biz Hı. konuşurken hocam hakikaten TSK diyoruz ya. TSK diyemeyiz. Onu düzeltiyoruz. Onu problemi bu, buradan evet. yok. Şimdi bu, bu bir. Bu, ya Afrin'e Efrin dediği zaman diyoruz ki bu bir O da, o da büyük bir ihtimalle o şu olur. O, da o, Türkçe. O Türkçeyi sonradan öğrenen. Mesela Orhan yani. Miroğlu. Kara, kara, mağaralarına gara. Mustafa Garen, abi. Mustafa, Mustafa abi. Orhan Miroğlu AK Parti MKYK üyesi. O da evet. PKK diyor. Evet o da PKK diyor. Alın şunu bir şey. Yok bu bir suç değil. Sen PKK diyen suçlu mudur? Hayır ne mirasını evet, Atilla, Atilla idam edilsin yo, diyor. Atilla şöyle. <laughs> Atilla ben şimdi arkadaşım olduğu için biliyorum. O, faşizm ha. modası olduğu ee, için. Yok moda değil de şu var. Yani her Kürt'te bir Kürt milliyetçiliği vardır tezini savunur o. Evet. Ee, yani Ama onu versin. Hayır bizde de şey var. Bizde de Kemalist kırıntılar var. E var. He, var. Diyorum. Müthiş bir itiraf. Diyor ki ben İslamcıyım. Kemalizme Kemalizm muhalifiyim ama Kemalist kırıntılar bende var. tezgahından geçmiş. Hepimizde Kemalist kırıntılar var. Bu doğrudan geçtim ben de diyor. E, tabii tabi canım nasıl geçmiyor? <laughs> ben de tabiri caizse Cumhuriyet çocuğuyum. Müsaadenizle. müsaadenizle <laughs> şey bir, der gibi değil, müsaadenizle, <laughs> bir müsaadenizle bir hadisten bahsedeceğim. Sen de anlamızı <laughs> okudun her gün. Tabii, bir ben, de, de okuduruyordum okudur. ben. Hayır ben bir de sunucuyum. Ya güldür be. Samimi söylüyorum. Resulullah bir gün sahabeye nasihat verirken hakikaten bunu bütün iştenliğimle zikrediyorum. Tabii canım tabii. Abi ne demek ya Takiye falan yok zaten. Ya asla. O konuda rahat ol. Kürtlerin takvası. E, Mustafa abi hazır. de sana Sağfına. biri dokunmaya kalksa kendini ortaya atar. Abi, öyleyse. Sahfına, ne geçecek? Ee, sahabeye nasihat ederken sahabe onlara şey diyor ki herkesin bir şeytanı vardır. Sahabe soruyor. Ya Resulullah senin şeytanın var mı? Sahabeye bak yani. Evet evet. Cesaret yani. Büyük cesaret. Aynısını bugün bir Müslüman Erdoğan'a sorabilir mi mesela bilmiyorum. Tabii. Anlatacağım şimdi. Resulullah diyor ki: <laughs> Onu Ekreme sorsunlar." Ee, olabilir. Resulullah diyor ki: "Evet var. Benim de bir şeytanım var." Allah. "Ama ben şeytanımı Müslüman yaptım." Evet, çok. Şimdi güzel. lütfen Müslümanlar şeytanlarını Müslüman yapsınlar. Eyvallah. Türkler şeytanlarını Müslüman yapsınlar. Türkler şeytanlarını Müslüman yapsınlar. Ya bizim Herkesi çözüm sürecinde çok güzel şey değil? ben ben o, o günkü TSK'ya eleştiriyordum. Yani Uludere'de, siz robos gidiyorsunuz. Evet. O köyün ismi neydi? Eee Ulu Dere Roboski unuttum. Yine o kadar evet. evet Roboski evet. Roboski. Şimdi bu bir Orjinal Kobani Roboski de Petro vardı da. şeyin içerisinde. Yok yok yani mesela Kobani Kobani de uydurukçadır. Kompaniden tabii, tabii, Tabii tabii. Kobani de aynı Arap. Aynı Bin yıldır aynı araba. Arap. Arap. Gözü, Arap, Kobani, Aynel, Arap, Kobani, Aynel, Arap. Kobani bak Kobani diyen PKK kaldır. Yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Öyle ee, yani hayır. Şöyle o olacak. belki söyleyemiyor. Roboski hayır, denebilir. Yok yok. Hocam, ben bilmiyorum sorun lazım. ama Kobani'ye bak aynı araba Kobani diyen PKK'yı. Ahmet diye. Ahmet yok. Ahmet kullanılan bir isim. Ee, şöyle hocam bu isimler. <laughs> Diyarbakır, Ahmet. Evet, mesela hiç e, fark şey yapmaz. Yani mesela Kobani biliyorsun company. Orada şirket Company'den Kobani geldi. Şirket, company, 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 Orada Kürtler şeydir. Işte, Ezdiçim company, Ezdiçim company, company. Kobani olmuş artık. Oranın evet, yani. adı Aynel Arap'tır. Bin yıldır. daha da, fazla. Da, anlamı da Arap'ın gözü. Evet. Şimdi sorun şu hocam. E, hızlı değişim ve ya zaten şirket böyle yapar. Bir yere fabrika girdi mi toplumsal dönüşüm çok hızlanır. Doğru. Kapitalizm bu yüzden değiştirir, dönüştürür. Fabrika. Mesela tabii ne oldu da biz bir kere de Diyarbakır demeye başladık? 1930'larda Diyarbakır, Diyarbakır diyorduk. Ne oldu? Elazığ ne zaman Elazığ adı? Bursa, Hüda tabii. Hüda verdiydi. Hı? Hüda Vendigar. Hüda Vendigar. Bilecik, Ertuğrul'du. Dolayısıyla ne oldu? Ve halk da bunu kabul ediyor. 10 yılda halk kabul eder. Dolayısıyla orada Yani orada daha YPG'liler, bugünkü YPG'liler... Tunceli lafı kabul edilmedi. E, mesela, tabii bak kabul edilmiyor. Yani daha anasından doğmadığı zaman, bugünkü militanlar e, daha anasından doğmadan önce oraya zaten Kobani denilmişti. Oraya bu yüzden e, sembolleri, isimleri ve Kim kavramları... Kim demiş Halk diyordu. Ya ben halk halkın diyordu, dediğim... diyor. Hocam ee, zaten böyle, yerel böyledir. Yani şu anda mesela e, İstanbul'da Osmanlılar, e, bütün Osmanlı belgelerinde İstanbul için hepsi Konstantinopol derlerdi. Osmanlı belgelerinde, ben mesela Osmanlı belgelerini arşivlere gidip okuyorum. Osmanlılar İstanbul'a son döneme kadar Abdülhamit döneminde bile Osmanlılar İstanbul'a e, resmi yazışmalara Konstantinopol derlerdi. Fakat dönüp konuştuklarında İstanbul derlerdi. Şimdi Hı. mesele o değil. Bugün mesela bir Gavur İzmir var, bir de Türk İzmir var. Hani Bu hep böyle söyleniyor Hı. halk içerisinde. Yani bir şey diyebilir var, miyiz var? yani? Dolayısıyla demek istediğim e, Kobane'ye Kobane diyenler terörist, aynen Arap diyenler e, terörist değil. Bunlar geçti artık. Çünkü kavramlar, sembollerin de hayatları var. PKK ağzıdır. E, yani yani şimdi, teröristleri demiyorum. Yani, Ama PKK sempatizanı bir insan Sevgili Kobani'de. Mustafa abi, sevgili yani, Mustafa, yani, Mustafa e, Albayrak. Oranın adı çünkü şu, aynen, te, Bak terörist aynen, kelimesi, aynen, kelimesi aynen. şöyle. Cengiz Çamdan'ın seneler evvel 2011'de yazdı PKK dağda nasıl iner raporu hmm, vardı. Tabii. O raporda şu çok dürüst şey ifade ediyor. Kardeşim HDP diye bir şey yoktur. HDP PKK'dır. Dernek isimleri soyuyor. Bu da PKK'dır. Yani özünde bakarsan bu budur. Özünde bakarsan Dempar'ın genel başkanı İmralı'da oturan Abdullah Öcalan'dır. Hı hı. Ha bu konuda demi savunanlar bile biraz uydururlar. Efendim PKK ile ilgimiz yok, ne alakamız var falan gibi. Yani Türkiye'de eskiden rahmetli Erbakan Hoca efendim Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu falan hı hı. gibi. Türkiye'nin kendi iç sahtekarlıklarıyla yani bu baskı baskı üzerinden gelen ülkeler öyle olur oluşan bir şey. Dolayısıyla devlet yarın Esenyurt'ta da kayyum atamak istediğinde evet. bahanesi hazır. Evet ama ha, daha önce DSP, MHP, ANAP hükümeti döneminde de Diyarbakır HADEP. Dolayısıyla PKK belediyesiydi. Evet. O gün öyle bir gelenek Yoktu. Yoktu. Yok. HADEP'ten kimdi belediye reisi sen biliyorsun? Yani yani Osman, çok, Baydemir, Osman Baydemir zaten Osman benziyor, çok Baydemir kadar. kayyumsuz 10 sene tabii. belediye başkanı. Tabii. Kayyumsuz. Ve büyük bir ihtimalle dün, e, gelmiş geçmiş en Kürt belediye başkanıdır. Tabii ve bayağı da hizmeti iyiydi. Yani hizmeti iyi derlerdi. Çok saygılı da bir dilde kullandı. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız ona gitti ziyaret etti. Ama, tabii, ama olumlu tabii. dönem oldu. 2014'te değişti değil mi Baydemir? 2014'te değişti. Urfa e, belediye başkanı adayı olmak istedi. %34 oy almasına rağmen alamadı. Olamadı. Diyarbakır'da atanan ya daha doğrusu seçilen Kürta'da 2017'de meşhur kayyum düzeni evet, başladı. Aynen, aynen. Ve 2019 kayyumu bugün birçok arkadaşıma soruyorum. Aa bak ne zaman atanmıştır? Yani Kürt, o kadar Kürtler evet. 2019'daki kayyumu unutmuş, gündem olmadı. Şey, Yine olmayacak. Tabii. Yine olmayacak. Tabii. Yani bu konuda... Oradaki Kürtler çekiyor bunun sıkıntısını evet, veya... Yani bunu kabul tabii. etmemiz tamam. lazım. Şu Burcu Köksal şunu kanıtladı. Tabii. %85 o manada Kürt karşıtı. Öyle öyle. Buna katılıyor musun? Tabii ki ben bunu deyince bana kızıyorlar? Ben, yok buna buna yani hicap duyarak katılıyorum. Hayır, Çünkü üzülerek, bu utanarak var. evet. Yani mesela az önce Mustafa Hocam dedi ya onlar suçlu. Benim rahmetli dedeciğimin bana aktardığı büyük bir ihtimalle ona ait olmayan ama ona aktardığı bir söz var. Diyor ki ya diyor bunlar adamı önce gavur yaparlar sonra öldürürler. <laughs> Çünkü Müslüman'ı Müslüman öldürmesi haramdır ya. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> dolayısıyla yani Mustafa Hocam sizi tabii tenzih ediyorum. Sakın lütfen üzerinizi alınmayın. Yani zaten bir Kürt'ü öldürmek istersen küldü öldürmen, kürde öldürmen kürde en güzel olur. Yani. Onu zaten şey demek terörist de ona. Şimdi ama Şimdi Önce böyle, şeytanlaştırma lazım. Yani. PKK tabii diye yani. bir olgu da var yani. Şimdi PKK sanki yok. Ya, abi, o yani. o ama, ama devlete düşen bu olguyla sınırları içerisinde halkına zarar vermeden, vatandaşına zarar vermeden mücadele Peki, Sevgili, sevgili, sevgili Dikkat ettiğini Söyleyemez miyiz? Şöyle son 8 senedir PKK e, Türkiye'de yok. Dolayısıyla dışarıda ne yaptığını bilmiyoruz. E, son 8 senedir PKK militanı Türkiye'de yok. Ya 2015'te ama hendekleri... Sene, ama... Ben hesabı yanlış mı yaptım? 2000... Tabii, 9... Yok, işte, yok, abi, 8, 8, 8 sene, sene 2016'ya denk gelir. Tabii, tabii tabii. tabii. 2015'te. Yani esas hendek savaşları yapan PKK itse, değil mi? E, PKK'ydı. Aşk olsun buna. Yani... Peki, o son, PKK'yı ezerken... O son gerçek savaştı. Şehit verdi. Tabii, Polis Özcan Harekatçı. 2 metre boyunda tabuta sığınan şey. Hendek savaşları şehitler... sırasında şehitler... sen buradaydın. Ben Diyarbakır'daydım. Ben İstanbul'daydım. Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'daydım. Ben Surdaydım. Tabii Surdaydım. ya yani bizim... orası Filistin gibi falan oldu. Zaten... Bak Putin yani, olsaydı Türkiye'nin başında olsaydı dostları da Hendek savaşlarında bir iki tane şehitten yani, kır... Erdoğan halka zarar vermemek için Sur'da, Cizre'de, Şırnak'ta, Diyarbakır'da e, ne e, mutlu. Neyse o günlere dönmeyelim. O çok acı günlerde. Çok acı günlerdi. Şöyle. Ha, orada hiç da, olmayacak, bir iş. Kürdün evladı öldü. Evet. Onlar da bu memleketin Suriye'den yapıldı değil mi? Suriye'den çocuklar uzaydan gelmiyor. Tabii ki. Cizre, Mizre. Öyle öyle hocam. Sur, Cizre, Nusaybin, Silvan. Ya yani neler yoktu ki? Şimdi şöyle sevgili Sabri'ciğim. Senin şu lafın bak deminden beri duruyor. Kürtler evet. olarak. Günün Bunu inter... izah edeyim hemen. Bu ne demektir? Yani İstanbul'da Kürt varlığı kendini gösterseydi Tabii. bugün kayyumdan konuşmayacaktı. Ve, ve İmamoğlu yine kazanacaktı. Dolayısıyla İmamo çünkü Kürt varlığını %8 ama şu sayarsak. görecek devlet şunu görecek. Kürtler artık CHP Tabii. destek olmuyor. Ve ve Kürtler artık Kürt olarak bir yerde durmak istiyorlar. Mesela bugün bugün mesela Yeniden Refah'ın AK Parti'ye hmm. içeriden bir kazık Bak, atmasına rağmen musun? mesela evet. Yeniden Refah'ın büyük bir ihtimalle AK Parti gözünde değeri keşiri de arttı. Bak Tabii sarsılmayacak. Yeniden Refah'ın yaptığını Kürtler yapamadı. Ya. Yapamadı. Ve işin tuhaf tarafı, işin tuhaf tarafı şu anda yani hakikaten İstanbul'a düğümlendiği için bir siyaseten e, Kürt hareketi siyaseten intihar etti. Kürt hareketi an itibariyle aslında feshedilmiştir. Kendi kendisini kapatmış. Bak diyor. çok önemli bir şey diyor. Bu arada Abla Seydan'la ilgili bilgiler geldi. Hamdi Hatta sağ olsun. Aha, nereli? şu an nereli belediye başkanı? 8 demiş. yıl hapis cezası onandı diyor. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi. E abi. HDP Hakkari Milletvekili Zeydan'ın silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek ve terör örgütü provansı yapmak için çarptırıldığı 8 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezasının onadı diyor. Evet. E bu tarihine bakalım. Biz galiba Bitlis belediye başkanı olarak seçilen kişiden bahsetmiyoruz hocam. Benim yani şimdi... ama sen Abdullah Seydan'ı tanırsın ya çok meşhur. Biliyorum, biliyorum biliyorum. Yani biliyorum. az buz çok meşhur. Biliyorum. Tabii tabii. Neresi? Ha Van. E, van. Neyse arkadaşlar yani hani eee işin davası evet, evet. olmaz evet. yani artık bu iş bitti. Biz ne dersek diyelim ya yani biz şurada evet, ama yine de belki şu plastiklikte konuşabiliriz. Evet. Efendim kayyumlara karşıyız. Abi desen de değil. Bu, bu plastiklik olur ama yine de şöyle bir şey değişemez e, mi hocam size? E, çok mesela zor, çok bu zor. en azından çok gerçekten zor. de hani demokratlığından ve adaletinden şüphe edilmeyen bir masa burası. Bu yüzden bunu burada söylemek istiyorum. bugün AK Parti'nin kaybetmesi yani kıyamet kadar yer kaybetti ve yerel yerelde yani tabii genel seçimler başka bir şey. Yerelde Türkiye'nin bütün çelişkileri iktidarın yüzüne çarpar. Genelde ise çelişkilerine rağmen seni sahip bir Esko derler. istersen reklama gidelim, reklamdan sonra devam edelim. Tamam. Öyleyse, bir reklamdan sonra buradayız. Evet sayın seyirciler yeniden döndük. Şimdi ben hiç yorum yapmadım şu ana kadar. Benden de yorum istiyorlar. Şöyle söyleyeyim. Şimdi önümüzdeki dört buçuk sene Türk siyaseti belli. Ben bu siyasetin içinde pek olmak istemiyorum. Hatta benden daha çok siyasetse Mustafa Albayrak pek olmak istemiyorum. Biz tarih konuşalım demeye başladı. Çünkü ne olacak? 4 sene boyunca Ekrem, böyle, vardı, kurulucu, ekrem vardı, Dem, Ekrem Dem, Ekrem Dem, Ekrem Dem, Ekrem Dem, CHP Dem, CHP Dem, CHP Dem. CHP diyecek ki siz onlarla birdiniz. İşte Barzani ile Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları. Megri Megri dediniz. Mekri dediniz de. Kürtçe. O Megri Megri ağlama değil mi? Ağlama evet, evet, Çok da güzel. Ben bir mekri mekri ya Megri Megri lafı şeye dönüştü. Terör lafı. Sanki evet tabii. Siz Begri Megri dediniz. Ya Barzani, İbrahim Tatlıses ve Şivan Perver'i koyuyor. Terör iltisakı sanki. Siz Begri Megri dediniz. İşte <laughs> o bile aslında bizim Türklerin kafasında Kürt algısı. Tabii tabii yani Barzani terörist kabul ediliyor. Terör. Ama yani Barzani <laughs> bizim şey Türkiye'de şey. Ankara'da Temizcisi bayrağı ile bir e, Ben geçen Rudava'ya gittim. bir siyasi lider. Ya ben Rudava gittim. Kanalı var. Televizyon kanalı var. Evet. Rudava kanalı. Yani siz Begri Megri, siz Barzani ile bir oldunuz. Siz Talabani ile bir oldunuz. Ya vardı ya. Abi ben hatırlıyorum. Erdal Sarızevik diye bir adam vardı. Evet. PKK eşittir Barzani, eşittir Talabani. Ulan böyle ya bir ona, bir... ona karşı hiç dünyada Kürt olmaması lazım. <laughs> Kürtsüz bir dünya o. Öyle bir şey yok. Sonra bakmasın. Ya lan. PKK eşittir Barzani, eşittir Talabani lafını Saçma bu. Tabii saçma bu Ya böyle ya. saçma saçma bir şey gibi bir şey. Eşittir. Evet, eşittir. Ay, <laughs> ya, Bar eşittir. Barzani ba bölgenin büyük bir gerçekliğidir. Büyük bir ailesi Beni hani, de eleştirdiğim zamanlar olmuştur. O referandum mesela. Ya, bir de bunlar bir rakip. i̇çeriden bir... bilgi söyleyeyim. PKK'nın büyük bir ihtimalle düşman bellediği e, bir, yani birinci barzanidir, ikinci Türkiye'dir. Evet. Devam edeceğim tamam. ya. Neyse. Neyse tabi Kürt işte. Ya, Kürt ya eşit. Sadi eşit... sen de getirmişsin Ankara'ya. Yani, ya getireceksin konuşacaksın şey var. Erdal Sarı Zeybek gibi değil mi? Kürt eşittir terörist abi. Kafa bu. Şiddete karşı. Kafa ona, bu. Onu kim diyorsa kınıyorum. Yani, yayıldı o laf. O çok Şu, yanlış mı? O şey gibi. O siyonist ağzıdır. Her Filistinli teröristtir. Hı. Her En iyi Filistinli ölü Afyon'da Filistinlidir. Afyon'da 51. Bolu'da Tayyip Bey kaç aldı? Demek ki Bolu CHP'nin kalesi değil. Normalde 60 civarında Tayyip Bey'in oy aldığı bir yerdir. Tanju Özcan 60 aldı. Irkçı Tanju kaç aldı? 60. Bunlar bizim Türkiye toplumu adına bana göre şeylerin çalkması lazım. Şimdi devlet, Tabii. ben devleti bilen insanım. Bu Ümit Özdağ gibi Zafer Partisi gibi hareketlerden bir Akit TV'de adını vermek istemediğim bir yorumcunun siz örtülü ödenekten 25 milyon aldınız deyip Zafer Parti temsilcisini ben yamulttuğunu gördüm. Hatırlıyor musunuz o yayını? Hatırlıyorum. Mustafa <laughs> olarak dedi. Ne de iyi yapmış. Evet ama şimdi bunların olduğu ortamda belki şöyle düşünüyor. O onu bölüyor, o onu bölüyor muhalefet. Ama toplum deliriyor. Bak bu Hı. normal değil. Senin benim bir tabirimi sen çok desteklersin. Ben de başka bir üstadlar almışımdır o tabiri. Türkiye bir açık hava tımarhanesi. Rahmetli Kadir olduğunu Doğru yaptım. bir laf mı? Abi. Orada okay. noktaya bak. Kadın çıktı, oyu yüzde on beşlerdeydi. Herkes evet. bu konuda hemfikir. Başka bir Tabii. sebep yok. Afyon küçük bir yer. Düşün, şu an sen Kütahya Belediye Başkanı tanıyor musun? Yok. Ama Afyon'u Af Türkiye öğrendi. Evet. evet. bu bile küçük bir yer, çok önemlidir. Evet. Tanrı tanju İkinci oldu. İkinci Tanju oldu. Tabii. Hocam. Bir dedi, evet. ben dedi, suyu, suyu da vermem, elektrik de vermem, hizmet de etmem dedi. Eğer, eğer dur demezsek bunlar geleceğin Cumhurbaşkanı adayı bile olabilirler. Ya olamaz, o, o, şey, o, kadar, o, kadar, o da olamazlar da şu olur. Yani mesela Mansur Yavaş olur. Şu Mansur Yavaş evet. eski ırkçı ama geldi böyle ılımlı ılımlı ılımlı. Eğilleşmiş ırkçı şu anda. Ve korkunç bir oy aldı. Mansur Yavaş olayını konuşalım. Yüzde altmış oy nasıl görüyorsun? Ya yani müthiş bir oy. Yani ve Bakın, saf Türk. Bak Diyarbakır'da Dempar yüzde alıyor. Evet. Ankara'da Şuraya. Mansur Yavaş %60 alıyor. Yani Ankara'nın Ya ne Diyarbakır'da Dempar Türk milliyetçiliği sebebiyle %60, %60, alıyor. %60 alıyor. Ankara'da Ankara'da Türkiye Cumhuriyetinin tahtında başkentte Türk milliyetçiliği sebebiyle %60, %60 alıyor. Yalnız Mansur Yavaş. De, hayır, rakibi de %34 alıyor ediyor 94. 32. 32 yani Ankara'da Türk milliyetçisi olmayan neredeyse su yok herhalde yani. <laughs> Ankara Diyar, Ankara ve Diyarbakır birbirine çok şey Diyarbakır'da fa farklı şey var Ama ki oradaki %7 Hüdapar var. Evet. %10. Ama ne kadar Hüdapar %7 mi abi? Ama şimdi Diyarbakır'da da Hüdapar'da Kürtçü, Yaçılar de Kürt kimlik hassasiyet kuvvetli mesela Tabii Diyarbakır'daki Halis yani. Haris Bey senin bu laflarını dedirtemezsin. Adam diyor kayyumları kabul etmiyorum. Bunlar sömürge valisi. Çünkü niye hocam biliyor musunuz? Tamam. Hocam Ka çünkü şöyle çok Bölgesel hassasiyet var çünkü. Çok özür dilerim. Sadece böyleceğim. Şimdi e, şeyden seçimden önce hatırlar mısınız? Meral Danış Beştaş ile e, Diyarbakır Milletvekili Galip arasında bir şey e, sen kayyumdan ihale Heh. aldın tartışması dönmüştü. <laughs> Anlat onu? Şimdi e, ben burada Meral Danış Beştaş'ın e, Rakibini zor durumda bırakmak için bu lafları kullandığını düşünüyorum. Yoksa e, herhangi bir Diyarbakırlı, hatta Türkiye ekonomisini bilen biri e, Galip Ensarioğlu'nun belediyeden gelen ihalelerle zengin olmadığını ve olmayacağını biliyor. Aile hatta zengin bilir. zaten aşire. Ailesi çok zengin. Kendisi de üstelik şey yani Diyarbakır'ın sanayisinde de hani orada mı belediye. Ama bu bu şu demek hocam. Bence bunu kaçırıyoruz. Kayyum. Kayyum politikası Kürt illerindeki AK Partili yöneticilerin üzerine de sürülmüş bir leke. Onların üzerine de bir şüphe düşürüyor. Onlara bir gölge düşürüyor. Onlar diyor ki biz böyle siyaset niye yapıyoruz diyorlar. Tabii ki de. Yani mesela... Bunun konu şu... Yani bölgesel tamam. olarak... Şöyle... Şiddete prim vermeyecek. PKK ile bağ olmayacak. Ama, ama olmaması mümkün. Yani ya, alır, devlet, alır, alır devlet. alır. alır ha? Yok, yok. Ya, şöyle bir, ama mesela Selçuk Mısraklı hocam. Selçuk Mısraklı'nın da Allah aşkına. Hadi, hadi siz doktor Doktor bir de ya. Evet doktor. Yani siz bana 2015'ten örnek verdiğiniz işte ne diyor? Kraderleriyle e, asfaltları, traktörler, iş makineleriyle asfaltları söken vesaire. Tamam Selçuk Mısraklı'nın ne suçu vardı? Şimdi Selçuk yani, hangi sebepten aldığını bilmiyorum. Hayır, öyle demek. para göndermiştir hayır, belki Diyarbakır. 2019 3 ay bile kalmadı. Yani dolayısıyla para gönderebilecek vakit de yok. 3 <laughs> ay ciddi vakit. Peki bir dakika. 3 ay bile değil hata. 3 dakikada bile elinde elinde değil. Şimdi Mustafa Albayrak'ı sıkıştırdık. Türk milliyetçilerine soru soruyor sana. Bana. Diyorlar ki Abdullah Zeydanlı'yı atamak zorunda mıydınız diyorlar. <laughs> hı hı. Tabii yani, sen Dem Partili'yizsin ama hadi Türkiye o hale evet, geldi. Evet, evet. Yani sen Kürt milliyetçisi ya, Mustafa Albayrak'ı... bir e kardeşimiz Zeydan'la atanmak yani. zorunda mıydı? Ne diyorsun bu konuya Kürt aydın olarak? Ee, şöyle ya yani ben, ben partiyi savunmaktan da gurur duyuyorum. Yani savunulur. Tabii ki gerekirse savunursun. Tabii, sahiplenip savun ve eleştiririm de. Tabii yani öyle. bunu zaten burada büyük bir ihtimalle hiçbir hiç, hiçbir Kürt sen, böyle yapmadı yani. Sen şunu dedim dedin ben hatırlıyorum. Hüdapar sayesi dedi. Dempar Kürt olduğunu tabii, hatırladı dedi. Tabii bunu söyledik. Evet. Dempar Kürt olduğunu unutmuş dedi. Hüdapar'dan Kürtlüğünü hatırladı dedi. Röportajım da söylemiştim. Evet, mücahit Evet. De, tabii ki de biz Dempart'ın dempartın Dem, demin kimi aday gösterip göstermeyeceğine haddimiz değil. Karışamayız. Siyasal anlamda da haddimiz değil. Ama e, ben olsam mesela Abdullah Zeydan'ın e, daha önceki Türkleri delirten laflarından ötürü ya da daha önce üzerine yapışmış bazı yaftalardan ötürü Abdullah Zeydan yerine Abdullah Zeydan'ın da onayını almış birini aday olarak gösterirdim. Ya da Abdullah Zeydan, büyük bir ihtimalle bir koca Van'da bir tek Abdullah Zeydan yok. Herhalde canım başka adam yok. Soy ismi yine Zeydan evet, olsun. Sonra olsun sonra tamam kuvvetli bir aşiret. Yani. Hanı, hatta olsun. onlardan AK Partililer de evet, vardı. Tabii ya tabii hanım var. olur, amcasının oğlu olur, amcasının kızı olur. Öyle öyle. Yani ama burada şunu da biliyoruz hocam. şimdi. Her koşulda kayyum. <laughs> e, yani Allah muhafaza da ben o kayyumla ilgili bir şey söyleyeceğim. <laughs> şimdi Abdullah Zeydan o bahsettiğiniz laflardan ötürü 2016 yılında tutuklandı, 2022'de serbest bırakıldı. Dolayısıyla cezasını çekti ve seçme seçilme hakkı var. Tamam ha, seçme seçilme hakkı varsa tam bir şey değil mi? Evet evet var. Yani çünkü tamam. şey. Ama, ama ben şu sadece olabilir. şunu biliyorum. bir yıldan fazla ceza alanlar 11 ay 29 Hı. gün. Evet evet. 11 ay 30 gün olduğunda benim bildiğim siyasi olarak kamu görevlisi yapamaz diye biliyorum. Evet ama daha sonra işte 2022'de e, serbest bırakıldı. Hatta serbest bırakıldığında mesela. Nazım sen nasıl biliyorsun? Ee, herhalde suçlu iş, şey olunca... şiir yani. okuduğu için siyasi evet. yasaklı geldi. Valla abi Türkiye'de... Ekrem Bey e, ahmak dediği için hakim... Ben de... sana hoşuna gidecek cevap vereyim mi? Ne, ne var İsmet Özel'in lisesi? Sen bana bir daha sor. Rasim sen bu kadar düşünüyorsun. Dedin değil mi? Evet. Ben de şunu diyorum. Artık parlaların sürüldüğüne, kadınların doğurduğuna bile inanmıyorum. Evet. İsmet Özel'in var biliyorsun. Hmm, hmm. Bunlar yok Türkiye. Evet, evet. Yani bunlar bana mesela ben bazen açıyorum kanalları karar TVde de yol anayasanın şu maddesinin kanunun şu bendinin ya diyorum ne yapıyorlar bunlar hangi ülkede ya? Ya hocam yine yani Türkiye yapamazsın. başka bir fazla geçti. Evet. Ben de diyorum ki 9 alsaydı bunlar olmayacaktı. Evet. Bu kadar basit. Bundan sonrasında yani kaşının üzerinde esen Esen evet. yurt'ta kayyum atanacak benim, yani ben benim görüyorum bir, benim bunu. Bir, Maalesef. Bir iddiam var ama bu iddiam çok umut mu yoksa e, analitik bir yorum mu siz karar verin. Ee, bence eğer AK Parti e, İstanbul'u ya da diğer, yani bu kadar, yani kıyamet kadar yer kaybetti dedim ya, bu kadar yer kaybetmeseydi ve İstanbul'u yüzde beşle, yüzde dörtle kaybetseydi, belki o zaman fatura Kürtlere kesilebilirdi. Ama bugün, bugün bence e, fatura ee, Ama İstanbul yüzünden Kürtlere kesilme değil. Evet. Şimdi bak. Yo, yo o Tayyip Bey dün Dün terörist tanığı. Bu bak, arada Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vermiş. Silahlı terör örgütüne evet. üye olmaktan. Ama hocam o artık Bu hapis cezası yani. alındıktan sonra. Ama ben bir şey diyeceğim. Şimdi bakın. Hayır mahkeme kararı olduğunu biliyoruz ya. Her demliye, her demliye ya. silahlı terör örgütüne ya üye Yaftası olmaktan. Yaftası kolaylıkla yapıştırabilir. Bence Şimdi bu de... burada bir tak bir şey yapıyordu. Demliler bir ara şunu yaptı. Türk solcularını kritik yerlere koydu ve en radikal söylemleri Türk solcuları söylemeye başladı. Doğru. Bir ara. onlar bir vardı. arada onlar tutuklandı. Sonra o Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, bir strateji değiştirdi. Türkleri tutuklamaya başladı. o biliyor. Orada Tabii. onlar tetikçi. Tabii. Onlar bir şey yok. Yani yok ona, adam, o adam. Tülay Partisi 400 kişiden 400 mı? kişi. <laughs> Bütün Partinin üyesi. tamamı 400 değil. ha. Üye Büyük sayısı değil. 400 kişi. Öyle koydular bunlar. bizim Türk solcularında ya Arap, Marap, yani Kürt olmayan solcularda da cesaret eksikliği yoktur. Bağırır çağırır. Sonradan seçmece yapmaya başladı. Çünkü sen yani bir Türk'ü tutukladığında demli bir şey olmuyor. Hatta yani, dem, partinin, e, rahat nefes alır. Saruhan Oluç evet. tutuklanmaz. Figen eh, evet. Evet, evet. tutuklandı ama. o dediğim dönemde, tutuklandı. Figen çıktı mı sonra? Yok, hayır hala içeride. Çünkü Figen yükseklerde çok aşırı söylemlere bulundu. Bence tabii, ben size Kürt harekete hiçbir yararı olmamış bir kadın bana göre. Tabii ki bedel ödüyor şimdi bir şey demiyorum ama. Ya ben hep şunu söyledim. Bu parti bak bugün bir tweet atmış bir gördün mü? Kim atmış? Bir tane Kürt Adanaş, Ya Rasim abi diyor. Yani o kadar gerçekçi, o kadar ofansif misal ki sen çok güleceksin. Şu reise söyle rica ediyorum diyor. Dem içindeki tüm Türkleri tutuklayın, Aa, atın evet, diyor. Evet. Bizim <laughs> parti Kürtleşsin, bizim <laughs> parti adam olsun diyor. Bütün <laughs> <laughs> Türkleri tutuklayın diyor. Çünkü bir... Kürtleşsin, Kürtleşirse böyle şeyler olmaz. Hasan yani, ile Cengiz Çandar'a yani, Kürtleşirse böyle şeyler olmaz diyor. Ben bunu açayım mı hocam? Bu ne demek? Ha. Aslında bu Bu ironi midir? Söyle. bunu açıklamasını izleyicilerimiz için yapalım. Bu hocam şu çok teşekkür ederim. Bu şu. bugün Dem Parti e, e, aktivist olmaktan kurtulamıyorsa ve varını yoğunu Ak Partiyi cezalandırmaya adamışsa, ki Meral Hanım da dünkü açıklamasında bunu söyledi. Bu tamamen Dem Parti içerisinde kritik görevlerde bulunan İstanbul, evet. Ankara ve İzmir'de köşe başlarını tutmuş radikal Türk solundan ötürüdür. Çünkü bu radikal Türk solu Dem Parti içerisinde güçlü görevlere sahip olan radikal Türk solu teşkilata ele geçiren Ankara, İstanbul, İzmir'de teşkilata ele geçiren bu Türk solunun tek derdi Erdoğan'a karşı çıkmak. Politika yok. Tabii. Sorumluluk yok. Erdoğan düşmanlığı. Tabii Erdoğan düşmanlı Ve bu Erdoğan düşmanlığını da bunlar zaten normalde benim söylemiştim yani Kadıköy ve İzmir aksında yapıyorlardı. Kimse de bunların başına bir işle getirmiyordu. <laughs> bu arada tip de tarihten silindi. Tip hiçbir oy alamadı. Evet. çünkü o da... O Türkiye İşçi Partisi bitti. Evet. Bu arada arkadaşlar biz dem öldü diyoruz ama yine demin 5 oyu var. %5 Türkiye var. Biz onu ne için söylüyoruz? Türk Batı tarafında. Şu, evet bitti. Batı tarafında eğer güçlenirse en azından devletle arasına bir şey koyardı. Bir e, güvenli bir tampon koyardı. Güvenli duvar koyardı. Güvenli bitti. bir duvar. Evet, o işte Deva bitti. Elektrik Partisi bitti. Tabii. Mustafa abi. Tip, Hocam Hı -hı. zaten bıraksalar ya hakikaten Kürtler... Atilla senin şeyine kızıyor. Ya ha, hangisine? İstanbul belasını değil mevlasını değil belasını buldu lafına kızıyor. Benim düşüncem diyor bu. Diyor ki A Tayyip Bey bile bunu kurmadı. Tayyip Bey kullanamaz. AK Partililer bedelini ödesinler diyor. Bunun ceza karşı taraf tutamıyor. İstanbullular ödeyecek bedelini. Ekrem İmamoğlu gibi hizmet değil laklak lak üreten bir insanı tek tekrar başına seçmekle İstanbul kendi <laughs> ayağına sıkmıştır. Şunu hakikaten sen bir gönderin içeri. Ana gönderdim ya. Hiç bendiği için sen de içeri göndermişsin. Evet. Buğra nedir? Bu bu fotoğrafı sen gönderdin. Evet, nedir bu fotoğrafı? Murat Kurum gibi bir şehir planlamacısı varken, bir mühendis varken şimdi suç şey için söylemiyorum. Yok, Ama siz... öyle anlaşılıyor Bak, hocam. Bir kasaba müteahhitini tek İstanbul'un başına getirmesi. Tam köfteci demeyeceğim. <laughs> bir kasaba müteahhitini. Beylikdüzü kasaba mı? Beylikdüzü'lüler seni kılarsa Kasaba tabii canım. Kasaba ilçenin eski <laughs> ismidir. Evet evet. Yok şöyle şimdi Mustafa Albayrak hocam e, bir hem bir seçmen asasıyla evet, de, evet, evet, de belki belki evet. de bir İstanbul'lu İstanbul olarak İstanbul bir mühendis konuşurdu. olarak söylüyor. bakın İzmir bütün 80 vilayeti alsalardı da deprem yüzünden evet, evet. deprem yüzünden yıkılacak diyorum, diye. bu adam çalışmaz ve bu 5 seneci deprem olacak kesin değil. Ya al, ya Allah ya bir bir şey yapılması lazım. Bu adam <laughs> yapmaz bir şey. Bu adam e, metrolarda işte bu artistik hareketler yapan e, şeyleri getiriyor. Dansçıları getiriyor. Ondan sonra e, Tarkan'a gider bilmem kaç milyonlara verir. Cem Yılmaz'a e, görev verir. Sanatçıları e, ulüfe dağıtarak, e, besleme e, şey peki yaparak. Bir soru soracağım ama asla kışkırtma gibi anlaşılıyor. E, olsun e, olsun. E, tartışma e, olsun biraz. Ama şey yani biz çünkü seviyeli bir tartışma, entelektüel bir tartışma yürütüyoruz. İmamoğlu dese ki şimdi e, burada İmamoğlu'nu bana savunduracaksınız ama olsun. Bu, bu <laughs> konuda savunayım. <laughs> Savunabilirsin. İstanbul'un İstanbul İstanbul %50'den fazlasını oy almış bir e, belediye başkanını hepimiz savunmalıyız. E, dese ki İstanbul'daki deprem riski sadece belediyenin sorumluluğu değil. Ee, devlet bakanlıkları da bu işte dile sorumlu bir şekilde ve görev dağılımı adil bir şekilde çalıştın diye Tayyip Erdoğan ona çağrı yapsa. Siz bu çağrıyı deseyin. Ya samimi dersiniz? değil ki. Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir şeyi samimi değil. Ekrem İmamoğlu'nun ne CHP'liliği samimi, ne Türklüğü samimi, ne Müslümanlığı samimi. Ne insanlığı, samimi yani de... Mansur Yavaş'a daha büyük sempat duyuyorsun. Ya Mansur Yavaş hiç olmazsa konuşma, hiçbir şey yapmıyor Ama diyorsun ki adamın zararı da yok. Halkın tercihi... Bir şey demiyorum, ya. ben halkın tercihine saygılıyorum. Ekrem İmamoğlu'nu kutluyorum. Ama İstanbul halkı diyorum, mevlasını değil, yani muradını değil... Belasını bulmuştur diyorum. Bu da A benim siyasi fikrim. Halkımız yanlış tercih, yanlış tercih yapmıştır. Yanlış tercih yapmıştır. Besim Tüb'ün <laughs> söylediğini söylüyorum. <laughs> Türkiye'nin %99.5'u dedi. %99, Diyorduk <laughs> <laughs> bilmeyenler <laughs> diye saygı duymuyorum diyorsun bu konuda. Ya ben bak Ekrem İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanıdır. Meşru, Meşru belediye başkanıdır. Ama diyorum ki. Kayyum atanırsa karşı çıkar suç, mısın? Suçu varsa niye karışık? Herkese kayyum atanır. Ama bak Ekrem İmamoğlu değil. Konya Belediyesi'ne dağıtılır, Kayseri'ye dağıtılır, Yozgat'a dağıtılır. Ya tam, para tabi. kulelerinden öyle bir şey mi? Ya bilmem ben. Ama daha, hocam, daha ifadesini vermeye gitmedi. Ama hocam ilkes, ilkesel olarak kayyuma karşı çıkmalıyız. <laughs> ya, Çünkü Mustafa Bayrak Albayrak var ya. Yok ah kayyum şöyle, yani. kayyum değil de. <laughs> Biz belediye meclisinden başka evet, bir CHP'li yer. ha, ha Diyarbakır'da şu var. Öbür Diyarbakır, direkt vali atanıyor. Direkt valiye şundan Orada dolayı. Orada belediye meclisi fesmi ediliyor. Tabii. Orada direkt olarak vali atıyor. Ha ben şu gidiyorum. Şimdi mesela Kaç cehaletinden. Diyarbakır belediyecisi Ak Partililer de var. Yani hı hı, var ama çoğunluk tabii şey. Tabii çoğunluk Vali atıyorsun. Hı hı. Belediye meclisi işlevsiz mi kalıyor? E, i̇şlevsiz kalıyor ki o içinden bir başkan seçmek yerine. Mesela imar komisyonu falan fake. Orada bütün imar diğer valiye mi geçiyor? E, şöyle ne hı. kadar güzel bir soru sordunuz. bakın dev gibi bir şehir. Evet, Diyarbakır böyle evet. küçük evet. Evet. bir şehir değil. Bunları bunları çal çalışmak iyi lazım. Tabii iyi de biliyoruz. Maalesef. Ben Diyarbakır'da Arsam var. 10 kat imarı validen mi alıyorum? o zaman valiler malı götürür. Hocam şimdi kayyum geldiğinde sadece kayyum e, dosyalarını ve çantasına olarak gelmiyor. 20 tane daire başkanıyla geliyor. Aa, 120, bak Mustafa bak Heh. 120 tane e, şey diğer birim başkanlarıyla geliyor dolayısıyla. Ondan aslında... o zaman oradan bana çok telefon geldi. E, tabii. Yani bir sürü e, kamu e, yöneticisi tabii Diyarbakır Belediyesi'nde yani diyor ki beni iyi Mesela adam diyelim. Bolvan üstü. Bo, Bolva kaymakamıyken Diyarbakır İmar Komisyon Başkanı mı oluyor? oluyor? Aynen öyle. Yani Sel bir valide tabii. Ben teknik ayrıntıları bilmiyorum ama abi bu önemli. Şundan ötürü. Ben de ben de yeni öğreniyorum bu vallahi. Önemli. Şundan bak önemli. Bak, yine Türkü'z görüyoruz. Benim gibi en duyar bilmiyoruz. Şu anda orada bir var. köy var uzakta böyle Cezayir gibi. Evet evet. İşte ne yani. bilelim? Kongo gibi. Maalesef böyle. Ya bu biraz da şeyle ilgili hocam. Şimdi bu programda, <laughs> bu programda olmuyor. bu programda olmuyor. Diğer programlarda her görülen Kürt'ün gırtlağına çöküp söyle bakalım PKK terörist miyiz, sen terör müsün dedikleri için bunlar Demiyordu. konuşulmuyor. Yok, doğru şükür değil. bu programda böyle Eskilerde bir... Eskiden de Müslümanlar denirdi. Evet. Atatürk'ü seviyor musun? Atatürk'ü evet. Atatürk seviyor musun? Atatürk'ü seviyor musun? Yine söylüyor canım. yine söylüyor. Yani gücü yeten yine söylüyor. O konuda, da. o konuda evet çok güzel değişmedi. Bak, i̇şte Allah güç vermesin. Diyelim ki yani kimseye yetirmesin. E, şükür burada tartışılabiliyor. Şimdi benim hocam aşağı yukarı şöyle bir matematiksel hesap yapalım ki netleşsin. 100 tane belediye olduğunu düşünelim. Kirden parti için 100 tane komik rahat 100, 100, tabi 100, 100 tabi belediye kazanmıştır. Bilmem bakmadılar ya. 100 öyle. tane belediye düşünün. 100 belediyeye 100 tane kayyum atanmıyor. 100 belediyeye 500 kişi, ıı, 1000 kişi her bir belediye en az o da en az resmi düzeyde 150 insan atandığını düşün. 150 200 insan. Bu şu demek hocam? 2000 tane devlet görevlisi hiç hak etmediği bir pozisyona oturuyorlar. Ve burada kötü olan şey şu. Şimdi Belediyeler kayyum, pardon kayyumlar... Demek ki kayyum bir kişi değil. Değil. Epey sayıda kamu İnsana... idarecisine istihdam. En az 2000. Ondan bana çok şey oldu. Ya Hadi. sen bırak, sana ben işi isim verdim. Hatta sayı seyirciler ilk kez itiraf ediyor. Mustafa Alba tepkini göster. Başlarım onların bürokratlığına dedi. Ya maşallah. İstanbul daha maşallah. diye. Çünkü dediler ki ya bırak ekranı alırsa alsın. Bırak bizim bu düzenimiz bozulmasın en az dedi. 2000 tane en az 2000 tane devlet zaman, görevlisi. Peki ben Diyarbakır'a AK Partili meclis üyesi Ben ne yapıyorum? Kaldım ortada. Tabii ki. Zaten ondan AK Partililer de memnun ha. değil. Ve daha da kötüsü. Oradaki o da bölgede. Daha da kötüsü hocam. Daha da kötüsü. Siz Diyarbakır AK Parti. Yok sayılıyorsun yani. Hem, hem o hem de siz Diyarbakır AK Parti'de meclis üyesi olduğunuzu düşünün. Ee, sizin üzerinde de bir şüphe yapışıyor. Yani az önce Galip Bey ile Meral Hanım'ın arasındaki tartışmayı bu yüzden zikrettim. Şimdi Meral Hanım tabii ki de Galip Bey'e haksızlık etti. İyi de Galip Bey bu şüpheyi niye üzerinde taşıyor? Oraya onun partisi e, kayyum atama emri verdiği için. Yani aslında orada AK Parti, mesela AK Parti bu seçimde Diyarbakır'da oylarını düşürdü. Doğru. %23'tü, onu düşürdü. Oysa ki, oysa ki Halis Bilden gerçekten Diyarbakır'ın Halis evladıydı. Niye oylarını artıramıyor? Çünkü bu şüphe... Ya bari kayyum de... o adam atasalar o da tabii o da o, şey yapar. Orada o, mümkün olmuyor. Ya olur. bu gidişatın sonu ne biliyor musun? Ben size söyleyeyim. 1950, <laughs> 1950 öncesi gibi her vali aynı zamanda belediye başkanı da yapmış. Ama buna bu, dur Türkiye. Ama buna Çünkü dur Çünkü millet birbirini mi yiyor ya. Hocam. Demokrasi şeyleri ne, bayramı diye tam dünyaya reklam yapıyorsun da. Ya sen bir dakika bunu mu sen ben savunmak için söylemiyorum. Ama diyor. bu kafayla gidilirse diyorum. O onu dedi, bu bunu dedi. Bak ben odalarda çok bulundum. Yani tüm o TMOB'a bağlı jeofizik mühendisliği. Yani şu oldu. olsun Cumhurbaşkanı Fişiyatta. İstanbul Valisi Davut Güllür, İstanbul Belediye Başkanı da Sabri Akgörül. O zaman ne olur söyleyeyim mi? O ne zaman olur? ne, olur? olur söyleyeyim mi hocam? <laughs> bak, bakın <laughs> asla, asla, şeyden <laughs> asla şeyden karşı bahsediyorum. Karşımit gibi bir dokunuş yok. Bu, 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 bu gidişat bu, ona doğru <laughs> gidiyor. O zaman şu olur. Yani ya, Kürt bölgesi zaten öyle. Ö, bütün Türkiye öyle gidebilir bak. Ee, hayır hayır. O, Mustafa Masul hocam. Bu olaya da... aydır, 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 olarak. Mustafa Hocam o zaman ne olur? O zaman hepimiz fakirlikten gebeririz. Çünkü eğer of. merkezi yönetim belediyelere atamalarını yaparsa belediyeler bu işi zaten devletin bir lütfu olarak kabul ettiği için orada kapitalizmin gelişmesini hızlandırmaz. Bugün of. mesela yani sen kapitalizmi mi savunuyorsun? Ben Modelleşme anlamında mesela. Fakat belediyeler Yozlaşma bile olsa bir şeyler evet. yapması lazım. Tabii kapitalizm bir vali yapabilir. belediye yapmak zorunda yapacak ya. Kapi... belediye belediye şey yapmak zorunda. Yani. İmar, ee, iskan. Şöyle kapitalizmin gelişmediği o ülkeler üçüncü dünya ülkeleri olurlar. Kapitalizm gelişmediği. Bir dakika sana bir soru var. Tabii. Ben o coğrafyayı gezdim. Arkadaşımızı anlıyorum ama bütün kayyumlar hizmet üretiyor, iş üretiyor. Bütün Kürt coğrafyası pırıl pırıl. Bu arkadaşa çok teşekkür ederim bu soru için. Şimdi birincisi kayyumlar hizmet üretmiyor demek. Yani her şeyden önce e, yalan söylemektir. Fakat kayyumların... Yani senin bir Kürt aydın olarak ya ulan bunlar sömürge valisi gibi ama herif de burayı bal dök yala yaptı. Asla diyemem. Çünkü çünkü ne bal döktü ne de Ben unutmuyorum. Şimdi tabii e, tarihten silinen Reis Ateş bir yayın yapmıştı. Kayyumlar, büyük başarı, Asla. havuzlar, yollar. Asla. Asla. Bu mümkün değil hocam. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kayyum... Süleyman <laughs> Bey'in... Bir kayyum hocam... Ya tabii... E, <laughs> ya bir ya kadına... adam şimdi arlaştı artık. Evet. Ar Ardından laf etmeye gerek yok. Evet <laughs> yani Akif de yaptı. <laughs> Akif de yaptı. Kayyumlarımız, kayyumlarımız dedi. Yok kayyum meselesini açıklık getireyim. Ha. Şimdi Kayyum e, hizmet ehli bir adam değil. Bir kamu görevlisi. Kamu görevlisi olduğu için onun, mesela kayyumun yaptığı şey şudur hocam. Belediyelerin ha, rutin... Çok yetenekli bir olması lazım. Ve, i̇nşaat işini anlayacak. Ne yaparsa da boş olur. Şimdi anlatacağım. Eee Belediyenin rutin hizmetleri var. İşte ilaçlandırma gibi, zabıta hizmetleri gibi, sosyal yardımlar gibi. Bu rutin hizmetleri devam ettirir. Evet. Şimdi bunu herkes yapar. Ben koy ben de yapar. Bir şeyimle de i̇şte Diyarbakır yok. valisi hatırlıyorum ben. İşte o sonradan görevden olan, yozlaşmış olduğu görülen. Öğleye kadar diyordu belediye değil, öğleden sonra vilayet değil. Bu ne değil. demek biliyor musunuz? Valilik de çöktü, belediye de çöktü demek. Evet. Çünkü sen bir e, kamu görevlisini iki ayrı kurumun sorumluluğunu bırakıyorsun. Bu ya her önüne gelene imza atıp göndermek zorunda ya da hiçbir iş durdurma e, hiçbir iş yapmayıp iş durdurma durumunda. Başka türlü nasıl yapmıyor? Mesela Abdülkadir Selvi yani Faizli Rıfkı şu şunu yazmıştı. Halk kimliğini göstermek için deme veriyor ama Kayyumlardan hayır, tabii da medbudlu hizmet ki görüyor. Tabii ki de hayır. Hizmet yan, hayır. yok mu? Hayır. Hizmet? Hizmet dediğim gibi rutin hizmetlerin devamı. Yani yol yapan yok. Yok hayır, olamaz. Zaten bu mesela barajı, baraj baraj yapımı vardı. Belediye oraya el mesela atmadı. Bir adam vardı. Yol Mardin'de. Mardin'de. Sanki onu halk seviyordu gibi duyuldu. şöyle yaptılar. Şöyle halkın sevmesi. Suruç hariç bütün şeyleri, ilçeleri kayyumlar halife evet. bile kazanmış. Evet. Ben geçtiğimiz günlerde o bölgede kaymakamlık yapan bir iki arkadaşla konuştum. Onlar söylediler. Bir tek Surucu kazanamadı diyor. Halifeti. Surucu, Adem kazanamadı. E yok, AK Parti. AK, Parti, AK Parti gönderdiği bütün kayyumlar orada aday olmuş. Aa Ve şu an bu sene. Yok 2019'da. Ha onu sor bana bak bilmiyorum biz cahiliz. Yok estağfurullah estağfurullah. Kayyumlardan seçilenler var. yok mu? Urfa'da. ben de biliyorum. Mardin'de hatırlıyorum kayyum. E, var var var. AK, Urfa'da Ak da yok. Da yok. Sarlı Sarlı hocam, Urfa'da var estağfurullah Urfa'da var. Mardin'de kazanamadı ama oldu kazanamadı. kazanamadı. Şimdi burada hocam bir kamu görevlisinin. Yani bildiğin ee, devlet memuru devletten tabii, tabii. istifa ediyor. Aynen öyle. belediye başkanı oluyor. Tabii oldu. mesela Cumali Atilla da Diyarbakır'da vali, Elazığ valisiydi. Cumali Atilla Diyarbakır'a e kayyum belediye başkanı olarak atandı. Sonra? aday As olmadan Evet Hasan Basri güzel değildi. bir başka milletvekili Seçilen oldu mu bak ee, kayyumlar olmadı. seçildi ve ee, o Urfa'da Urfa çok özel Urfa'da hocam Urfa çok e, Halfet Halift Apon'un merkezinde. Evet. Urfa'da e, Urfa'da Urfa, demin güçlü olduğu bir yer değildir. Değil. Ki. Değil. Şimdi yeni yeni ilçelerde mesela Urfa merkezde dem almadı ama ilçelerde aldı. Bak Baydemir 34 oy aldı. Dedi, ama o, o Bay Demir'in Bay karizması. Baydemir'in e yani, Bay Demir kişisel karizması. Ona göre alamadı. E, Urfa hocam e, oyların çok blok olduğu yerler. Dolayısıyla sen kendini bir bloğa işte bu aşiret bloku olabilir, tarikat bloku olabilir ya da gerçekten Arap, Kürt, Türk. Evet, aynen o. Ya da mesela etnisiz bir blok olabilir. Ona kendini sevdirdiğinde geliyor. Bir de mesela şöyle bir durum da var. Ya Aşır. Fakı Baba Türk. E, Geçildi, fakat baba Türk. Urfa Ur bağımsız. Urfa da zaten e, yani e, Kürtçe siyaset Urfa'da çok hakim değil. değil. Olamaz. Üç, üçüncü i̇şte, oldu. E, yeniden refah oldu. Kasım birileri de Arap galiba. Olabilir. Türk'tü, bilmiyorum. Evet. Neyse. Evet, evet. Yani yeniden refah bir oldu, AK Şeyde, Parti kırpa iki oldu. AK Parti'nin adayı da e, Arap. Zaten e, şimdi sorun şu hocam burada. E, yani başarılı kayyum e, var mı? Başarılı kayyum olamaz. Çünkü şimdi bunu anlatacağım. Sevilen kayyum ile başarılı kayyum başkadır. Çünkü. Oo. Sevilen kayyum nedir biliyor musun hocam? Sevilen kayyum, bunu daha önce Diyarbakır'da bir kayyum yaptı. Sevilen kayyum gider oradaki sokakta Gaffer Okan gibi. Kürtle oturur, Kürtçe konuşur ve der ki ya senin ki bunu söyledi senin ana dilin, senin ananın sütü gibi helaldir. Ama bunu jargon olarak da söylemez. Oh, Son Hindistan valisi Moutbetter'ı da Hintliler seviyordu abi. İngiliz yani valisi mesela, de evet, evet. Yani evet. biliyor musun onu? Son Hindistan valisi. Evet yani. ama işte bu sebepten <laughs> ötürü hocam. Şimdi mesela Gafar Okan Diyarbakır'ı neden müdürü biliyorum. Ee, <laughs> ama mesela, mesela Gafar Okan'ın niye Diyarbakır çok sevdiği? Çünkü Gafar Okan tersi, evet. polis tersizinde geldiğinin, göreve geldiğin üçüncü günü polis tersizinde dedi ki: Bak Diyarbakır halkına abi. eziyet eden polisi yakarım. Evet, hatırlıyorum. Şimdi Diyarbakır halkına e, sen bunu polise Müdür daha vardı sabricim hatırlarsın tam o Fetullah'ın hakim olduğu yıllarda 2000 10, ama 10, o 19, 19, 19, Recep Çetin. Ha, dedi evet, evet, ki, şey dedi, sen, ölen dedi. daha da, da ölen ne? terörist de benim kardeşimdir. Dedi. Bak bir şey söyleyeyim, ha, kardeşim denmez ama şunu söyleyeyim, o da bu memleketin en ama, ama o ama. çok kötü bir adam değil. O, evet. o, laf, o laf doğruydu. Evet, evet. Ama, ama o, o şey, adam şey, iğrenç bir adam. Tabii. Ondan kimse sevmiyordu. şeylere kimse sevmiyordu. Bu arada Gaffaragan döneminde de ben rahmetli şeyle konuşmuştum. Tahir Elçi ile. Allah rahmet Ya dedim bu Gaffaragan döneminde işkence falan bitti miydi? Ne diyorsun dedi abi karakola giren yer dedi. İşkence de görür de. Ama dedi Kürtler o kadar ilgiye muhtaçtı ki dedi. Adam ilgi gösterdi. Ya, 2000... Yoksa dedi Diyarbakır'da tutuklanan yine dedi dayak yiyordu. Tabii. Yine Tabii. işkence görüyordu. AK Parti kurulurken Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan ha. bölgeyi dolaşıyorlar. Bunu Hüseyin Çelik falan defalarca anlatmıştı. Evet. sen de hatırlayacaksın. Hüseyin Çelik de Kürt. Ya sadece sadece diyor. Şu odanın üstü kaldırın. Ha. Başka hiçbir şey istemeyeceğim. Evet. Öyle Kürdüm demek, Türkçe konuşmak oh, falan bu gerek istemiyoruz. Tabii. Çünkü kimliğin olmadan yakalandın mı? Elektrik, işkence her şey oluyordu, evet, oluyordu o neler, bölgede. Neler neler. Yani evet. şeyler oluyordu bak biz o, o yıllardaki sen Mustafa Albayrak'ı görsen var ya sen liberal kalırsın ben Kürtçü kalırım. Eyvallah hocam. Eyvallah. Asit de, kuyuları var diye bağırırdı. Evet, evet. Yani o yıllarda yapılan işkenceler hepimiz biliyorduk evet, evet. yani çıldır ben 98'e 99'a evet. ya yani 3 Kasım 2002'ye kadar yani biz deli olmuştuk yani evet, biz evet. İstanbul'da deliriyorduk o bölgeye ben mal satmaya gidiyordum. daha kapıda benim müşterilerim var. Zaten hala var Evet. Dostlarım vardı. Hepsine de buradan selam ediyorum. İzliyorlar da. Mustafa Albayrak polis şefimiz Adil Serdar Saçan'a da işkenci diye bağırmış. Evet işkencecidir. İşkencecidir. Şimdi o kahramandır, vatan kahramanıdır diyor. İşkencecidir. Neyse ölmüş adamın arkasından beni konuşturma. <laughs> Mezardan adam kaldırmayalım. Ama işkencecidir yani. Bu raporlarda da kayıtlı. Adil Serdar Saçan. Tabii. işkencecidir. Sen diyorsun ki bu halka zulmedildi. Kim tabii de Türküne de edildi, Kürdüne de edildi. Tabii. Ben Kürt vatandaşlarımızdan ki Gaffar Okan düşün. Biraz ilgi göstererek Tabii. efsane oldu. ya. onu diye... ne yaptı biliyor musunuz hocam? Ee, çok şimdi burada şey gibi olmuş. Yani orada hocam polisler e, manava gidiyordu, mal alıyordu, para vermiyordu. Otobüse biniyordu, dolmuşa biniyordu, para vermiyordu. Yanlış. Lokantaya gidiyordu, yemek yiyordu, para vermiyordu. Kafa Ondan da da vardı. İnan ki Batı'da da vardı. Bak sen mi söylüyorsun? Yok yok kabul ediyorum. Ask yani, Aşk olsun. Tabii, o zamanki tabii, polis bu konusun bir devlet, devlet tabii, kafası. Tabii tabii, tabii, tabii tabii. Onu diyecektim. Şu tabii, anda tabii, bak burada... şu anda bir kaymakamın bir çorba parasını ödemediği ortaya çıktı. Yıkıldı ortaya. Hayır onu diyecektim. Şimdi, nerede o? Nerede Ben bir, al... bir, bir kaymakam. O da almamışlar mı? Yani tam kumpas mı kurulmuş adama? Ama tam bilmiyorum. Şimdi e, dolayısıyla ben demek istediğim şu. Bunları engellesen bile halkın kahramanısın zaten. Tabii bak, Ondan yani. bahsediyordum. Tabii tabii. Şimdi tabii. dolayısıyla kayınlar. Gaffarok ondan sonra hiçbir emniyet müdürü öyle olmadı. Şöyle yani büyük bir ihtimalle emniyet müdürleri yine halkla bir temas kurmuştu. Ama Gafar Diyarbakır Okan. valisi var bir tane. Tabii tabi. tabii. Tabi. Efkan Ala. Tabii tabii. Efkan, Efkan Diyarbakır valisi. Iken, halk seviyor. E, yani. Seviyor, zaten tabi. canım. Hala ama şöyle bir durum var hocam. Gafar Okan e, tırnak içerisinde konuşuyorum. Zulmü bitirdi. Hakikaten bitirdi. Tabii, bu bitirdi. senin ailende de sen. Tabii, tabii. Senin böyle demen beni şaşırttı. Yani bu kadar Aa, net tabii yani. Tabii ki. Yani, e, Tahir Elçi bana söyleyince ben demiştim ki acaba yok, yok. Hani bizim düşündüğümüz gibi değil mi? E, ya şöyle Tahir e, yani Ahmetli işkence bir devlet e, politikasıydı zamanında bir tabi bir şey bir emniyet e... tabi tabi yani ben Halk halka zulme halka zulme ama en ufak bir suçtan içeri giren yine tabii, tabii. elektriği tabii, yani yiyordu. ne olursa olsun odaya yiyeceksin tabi ee, eskiden öyle miydi tabi ya ya, ya diyor ki tabi karşı ya insanız ya <laughs> Hayır, be, be, benim fikrim ne oldu insanlar da sen çok başa gittin ya, polis dayağı da yedim yedim <laughs> Yedim. Selçuk Yılan'ın gol atıp Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta. Onun için kadar eskiden taraftar Döver. acımazdı değil hı hı. mi? Türk polisinin nasıl uygulama yaptığını Sevan Nişan yana bağlayalım. <laughs> o en güzel o anlatıyor. Bilir, anlamış. o bilir. Polis <laughs> acımasızdır. Bir de hocam mesela mesela kayyumların kayyumların bir belediye. Şu anki bugünkü polis konsepti değil <laughs> ama. Onu <Oğlum>, şu an <laughs> yayınlarsa Rütük bizi kapatır mı? Kapatır. Tamam izleyicilerimi anlatalım. Şimdi Sevan Nişan bir soru sorulmuş. <laughs> Kardeşim bu halk niye ayaklanmıyor? Bu halk niye isyan etmiyor? Bu halk kuzu mu, ot mu gibi? Kardeşim dedi. İnsanlar aptal değil. <laughs> o iki nokta biliyorsun oğlum. Kardeşim dedi. İnsanlar aptal değil. Niye ayaklansınlar? Niye şey yapsınlar? Polis acımasızdır Türkiye'de. Jandarma gandardır Türkiye'de. Mahkemeler yine zalimdir dedi. <laughs> <laughs> ben, ben bir, şey bir şey yaparlar adamı dedi. O bir böyle olur. Sen o, o, da çok gülüyor musun? E, <laughs> şimdi. Haklı, haklı mı peki? Eski Türkiye'de vardı bunlar. Abi, Bunları Tayyip benim bak Türk kardeşlerime bir gönül kırgınlığım şundan vardır. Bir Türk olarak ve 30 sene <laughs> konuşmuş bir insan olarak. Ve kendimi, ben Ahmet Kaya'nın kasetini kıran arkadaşından kavga ettim. Kırdım, Dedik, kırdı. Tamam kırdı. Geldim. Parasını benim ödediğim kasedi Kırdı. Niye dedim? O PKK'lı dedi. Bunun dedim parasını ben verdim. Sen dedim kırma hakkın yok. Bir dedim. İkinci pek PKK'lı değil. Ama olsa bile karamasın Benim malım ya. Ben para vermiş almışım Ahmet Kaya çatal bıçaklarla linç edildiğinde üzülüp ağlamış Tabii muydu? ki üzüldü hepimiz ya. Hepimiz üzüldük. Kahrolduk. Yani Aldım bilmiyorum da Ayıp Üzüldük. iki gün önce ağladı. Geldi. Ağlar. Ay ay de, kaç defa ağladı. Onu tekrarını serderken bile ağlıyor. Tabii, tabii. Ahmet Kaya zulmedilmiştir. Ve o... Ahmet Kaya zulmedenlerle bugün HDP'liler, Dempar'dan işbirliği yapması benim kanıma dokunuyor. Ahmet Kaya zulmedenler içerisinde Kürt da vardı. Vardı Masum Kırmızı yani, yani gibi. Bu... Caş. Yani, şöyle şöyle. Zulmetmedi de korktu. Evet, evet şimdi, Zaten ben de oraya gelecektim. De Delikanlı de olacak. Bak Ümit Ağabey'i ben o konuyu <laughs> takdir ya. ediyorum. Bak Ümit Ağabey'i. Ümit o gün ben dik durdum diyor ama millet geçen bir Ümit Ağabey'i dedi. Ya Aa, bir şey söyleyeyim mi? Yazıklar yani, olsun. Şimdi Ümit, Bilmiyorum, inşallah Ümit Bey, ya. Ümit Bey hakkında orada dik duran... Ümit geldi, verdi insandır. Orada mi? duran iki... iki Savaş dik Savaş Mehmet Aslan'tu. Tabii. İki, i̇kisi hariç kimse dik durmadı. Kadir İnanır erken ayrılmıştı. Yoksa Kadir İnanır, o orada... Kadir, Kadir, orada bak, savunuru, tabii. Kadir İnanır şimdi Allah şifa versin. orada olsaydı Biz olsaydı ilk, orayı dağıtırdı. İlk polemiğimi diyor. Polemiğimi şu sonradan çok mert çıktı ama. Ha. Ben şimdi Gülten Kaya'yla çok samimiydim kızlarıyla. Sonra Paris'e gittiler. İlk bu yayını ben yaptım. Yıktım ortalığı. Bir gün bir ağladım falan. Biliyorum. Tayyip Bey benden şey istedi sonra bir gün. Kaseti mi? Kaseti istedi. O yayını tamamen izlemek istiyordu. Duyarlıydı. Abi Kadir İnanır orada gözüküyor ve Ahmet Kaya el tutuşuyor. Sonra yok. Sonra Kadir Bey o zaman dedi ki ben olsaydım yapamazlardı. Ben dedim hadi uydurma dedim. Sen oradaydın dedim. O zaman de de iyice radikal. DANSÖZ da. gibi evet. kıvırtıyoruz. Abi sinirlendi bu da daldı saygısız, terbiyesiz <laughs> falan. Polemik yaşadık. Ama sonra gördüm ki Kadir İnanır. Orada değildi. Tabii Türk abi Fatsal olmasına rağmen. Hmm. Kürtler konusunda çok cesur davranıyor. Ya. ya, Bu, tabii, bu tabii. bir insan hakkıdır çok ya. Tabii, ya. tabii, tabii. Yani ben evet. Mandela'nın hakkını ya. savunurken zenci olduğum için savunmuyordum ki. Veya Paris'teki o gettolarda yaşayıp yani Ahmet Kaya Kürt olduğu için öldürüldü dersek doğru. Ağır Kahrından çekim. öldü adam ya. Ağır çekim evet. cinayet. Ağır çekim cinayet. Evet. Hocam, Kahrından ölmüştür Ahmet Kaya. Aynı ben değil. her Paris'e gittiğimde mümkünse bir Fatih e okur geçerim onun mezarını. Şu an Mustafa Albayrak kendine çalışıyor. Ahmet Kaya da PKK'lı terörist olduğu için öldürül gitmiştir diyor. ya değil, bu boyunca... değil. Hayır. PKK'lı olduğunu ispatlasın onu diyen kişi. Dürüstse ispatlasın. Ay sen de O şunu diyor. Ay sen de herkese terörist diyorsun demeye getiriyor. Ahmet Kaya hiçbir zaman PKK'yı savunmamıştır. Sonlara doğru iki o, ya Paris'te adamı tamam, her, anladım, her taraftan Dinleyecek. kovmuşlar, göndermişler Rasimci. Onlar sen de benzer tabi. bir yani linç evet, yaşadın. Tabii, tabii, tabi. Tamam hata yani etmişsin seni ama. Anlıyorum. Amerika uzmanı mı? Eyvallah. Tabii, tabii. Sen şunu diyorsun. Amerika'ya PKK'lı falan değildi. Değildi tabii canım. Adamı ittire, ittire o beş vallahi, vallahi bir daha özledik. Evet. Evet. evet şimdi adamı çıkardılar Paris'e konser. Adam her yerden dışlanmış. Vatanın PKK sahip çıkmış. Ben vatansızlıktan üşüyorum diyordu. Evet. Diyordu ki ben öldükten sonra ee, anlaşılmak istemiyorum yaşarken anlaşılmak istiyordum. Filozof gibi konuşmaları vardı Ahmet Kaya'nın. Ben Ahmet Kaya'nın ilk kafa videolarına videoları gönderiyorlar. Vallahi biz Apo'yu özledik. Onu, evet dedi. Onu adama bir ya. şey söyleyeceğim. Onu diyen kişiye Ahmet Kaya'ya yapılan kadar zulüm yapılsın. O da der. O da gittiğinde o da der. A, Paris'te konser verilen salonlarda a, bir tek onlar sahip çıksın. O da der ki Apo'yu özledik. Öyle. Ya yani bile bir Hasan Benzerci'nin delirmesi gibi. Gibi tabii, tabii ya. Bir örnek vereyim. Hasan Ahmet Hamitlerin hangi şartlar altında yaşadığını biliyorlar mı onlar? O sürgünde. Geçenlerde evet, bir vatandaş, bir benim mahalle danışmanım da. Ondan tabii. biliyorum. Ya adam. Ya yani bu... sen diyorsun ki o kadar ittirilen bir adam, bir sığınak buldu. Herhalde zorunda. nereye girecek başka tabii. ya? Sen biz... bir kediyi köşeye sıkıştırırsan. Biz bunu daha önce do... Türkiye'de terör niye oldu? Kendi kendine mi oldu? Diğer yani, bakırcıların canı sıkıldı. Ben daha açıktım. Niye daha çıktılar? Daha çıkmadan sebepleri içerisinde Kürtlere yapılan. Zulüm. Eski. Hocam bize Türk 92'deki bu... olayı anlattı. Tabii. Yani Şurmak. ha burada PKK denilen terör örgütünü aklama falan değil. PKK alçak terörist bölgüdür. Diyarbakır de. cezaevinde yapılanların payı Çok var mı? Çok büyük mıdır? payı vardır. Daha açık bahane. Var evet. Vardır. Bunu zaten şeyler de söyledi. Gidemeyenler ee, dedi, dedi. Ben Mesela Ferhat Cemiloğlu zengin bir adamın oğlu. Tabii Hasan Cemal'in. Aklında Cemal siyasetin sesi yok. Aynen öyle. Daha oraya giriyor o kadar işe görüyor ki çıkışta işte pek kalmadı. Gen, genç ya olsaydım daha çıkardım evet. diye Hasan Cemal'e röportaj vermişti. Değil var, Felan Cemil oldu. Ya Musa... Çok zengin çocuğu değil mi? O ya? Ya? Musa Cemil Anter oldular. niye öldürüldü ya? Musa Anter'i kim öldürdü? Vedat evet. Aydın'ı kim öldürdü? Binlerce... E... Ee, Bahtiyar Aydın vardı. Tabii. O, Eşref Bitlisi'ni kim öldürdü? Evet. Ben şu e, Ahmet Kaya ile ilgili bir ha. örnek vereceğim Ahmet Kaya değil. Bu arada Kadir Nandır Kürtlerin dayısıdır. E, Kürtler onu çok sever. Ee, Dayısı da derken... Ya şey, ona dayı diye hitap ederler. He, Mesela ben, ya, sevdikleri tabii, tabii, ama Jülide Hanım da Türk kültürü yani. Onu, sevgili, e, tabii şey o değil Türk. tabii. Yani, köken Tam Türk, ya. ya. Jülide Hanım kim? Eşi sevgilisi eşi yani. He. Eşi, eşi Jülide, Jülide, Jülide Kural. Jülide, Kural. Ya oyuncu o da ya. Büyük Aha, ha, 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 tamam. Büyük ya yatırıcı. çok ilginç. Kadir inanır da Tarık Akan gibi Atatürk olan demeyi bilmez miydi abi? Şimdi öyle, öyle. Tarık Hakan Musalcı'dır. Atatürkçü yani. Tabii hocam çok delikanlı bir adam ya. Kadir İnanır hiçbir Türk er Milliyetçiliği oynamadı. Ertuğrul er 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 Çurcu gibi bir solcudur. Yani sos Kadir, yani, Kadir, Anır, solcu hayır hayır hayır. Solcu da olmadı. Kadir İnanır'ın 80'ler önce solculuğu yok. Yani Kadir hocam, İnanır mesela Yılmaz Güney'le hiçbir hukuku yok. Bana derlerdi ki Fatsa'ya giremiyor derlerdi. Ben de ülkücü zannederdim Kadir İnanır'ı. Sağcı zannederdim. Oysa fraksiyon farkından dolayı. Hayır hayır Kadir İnanır 80'ler önce solcu değil. Kadir İnanır. Benim anlayamadığım için. Tam da böyle ülkücülüğe lank diye oturur yani. Evet, Tavrıyla, evet. tarzıyla. Bunlar delikanlı Tabii adamlar. Değişik bir biçimde Kürt halkının şeyi oldu. Kürt halkını savunacağım. Niye ben böyle? bir halkı savunacağım. Ya sen de şimdi bir Türk olarak. Kürtleri benim gibi benim gibi. Benden tam, daha ileri gitti. Evet, evet. <laughs> niye, biliyor, <laughs> niye biliyor musunuz hocam? Mesela Cüneyt Arkındar'a bu vardı. Bunlar o nesil öyle. Ee, bu yüzden onlara hürmetle yad ediyorum. Bunlar, Onlardan da bir tek hayatta kadar Kadir Bey kaldı. E tabi. E, on, Diğerleri e, hepsi ölmüş, Allah öldü. Şifa öldü. Tabii, tamam, Allah ona şifa tamam. versin. Bunlar hocam canlandırdıkları karakterleri yaşarlar. Bu yüzden mesela e, şey Kadir İnanır'ın e, özellikle 80'lerden sonra çektiği filmlerde canlandırdıkları karakterler, çok delikanlı karakterler, Kürt karakterler, e, hatta eşkıya karakterler o var. Ciddi tarafları falan. Fakat var. çok ilginç. Yılmaz Güney ile Kaderi'nin hiç hukuku yok. İşte Tarık Akar'ın çok var. Tarık çünkü, Akar Yılmaz Güney'in hayranıydı. Evet. Çünkü Yılmaz, Yılmaz Güney Kemalist. Tabii Tarık Akar'ın sosyalist Kemalist. Evet. E, karışık işte. Karışık. Bir de Yılmaz Güney hocam Kadir Hanım'la <laughs> Kadir Hanım olduğu dönemlerde hep cezaevindeydi. Yılmaz Güney çıktı sonra firar etti. Ben bir... E, i̇kisi pek anlaşamaz. Ahmet Kaya ile ilgili belki. İki, evet. horoz aynı evet. şeyde. Ahmet Kaya ile Ahmet ka, örneğine benzer bir örnekti. Şimdi bunu bana Diyarbakır'da e, 90'larda öğrenci olan şu anda avukat olan bir hocam anlatmıştı. O bana dedi ki ya ben de Diyarbakır'dan valizimi aldım İstanbul'a gittim. İstanbul Hukuk'ta neyse yurda girdim. Diyor ki ben diyor o zamana kadar diyor annemle Kürtçe konuşurdum ama hani bu annemin dili Kürtçe olduğu için biz böyle konuşurduk. Kürt, Türk ne olduğunu bilmezdim diyor. Neyse diyor gittim yurda. Hakikaten böyle şey yani çok açık da anlatıyordu. Yurda girdim. E, valizi bıraktım. Çıkaracağım elbiseleri. Oradan biri böyle elinde tesbihle bana sen kimsin nerelisin Diyarbakırlıyım ha sen de teröristlerdensin dedi. Olsun ve dedi ki şimdi burada başka bir şey anlatacağım. Burada bu zulmü başka bir şey. Diyor ki sabre diyor. O da Bahtiyar. Evet diyor ki ben o gün Kürt oldum. Şimdi dolayısıyla Ahmet Kaya da o gün Tabii. Paris'te olmuştur. Dolayısıyla burada sorun şu hocam. Şimdi eğer bu terör ile Kürt meselesini ne kadar birbirine yaklaştırırsak ya da uzaklaştırmak için ne kadar az çaba harcarsak bu bu terör ve bu savaş insanları aha böyle Kürt yapar. Oysa ki Türkiye'nin böyle Kürtlere ihtiyacı yok. Türkiye Türkiye'nin şu anda hakikaten Kürt olduğum için değil. Türkiye'nin şu anda e, beşeri beşeri kapasite anlamında e, Kürtlerden çok istifade edebilecek hem ekonomik düzeyde hem entelektüel düzeyde hem belki siyasal düzeyde az önce dediğiniz Türkiye'nin e, Türkiye tepesinde bir Kürt oturuyor diye. Yani bu beşeri kapasiteden istifade edebilmesinin yolu e, Kürt meselesiyle Furuncu de, dedim de. Tu, Turuncu dedim de. Tur şu turuncu şeyler, AK Parti'nin rengi olarak turuncu Tabii kalkıyor. tabii, Kürt değil. Ya, turuncu Kürt Kürt diyor, ya. Ben Hakan, Hakan, Hakan Bey'i kastetmiştim. Ha Hakan yok, Fid yok yok. Ben Tayyip Bey'i söyledim. Hakan. Tayyip Bey'i de. de şu manada söyledim. Ben hani, ezilmiş bir halkın ha, evladı evet. olarak. Tabii. Evet. Yani Tayyip Erdoğan 2005'te ne dedi? Kürt kardeşimin sorunu benim de sorunumdur dedi. Tabii. O pervarideki 91'den sonraki ilk Kürt kelimesini ağzından Tayyip Erdoğan 2005'te çıkarttı. Hocam benim şu, Kürt benim hakikaten sizin gibi. Evet. Hocam benim sizin gibi Ak Partililerden hatta Tayyip Erdoğan'a kişisel olarak çok saygı ve hürmet besleyen arkadaşlardan ricam şu: Lütfen Tayyip Erdoğan ile Kürt halkı arasındaki bu antipatiyi bozun. Ee, Kürt halkı Normalde. Sempatiye dönmez diyorsun. Bence Bunu. Kürtler Tayyip Erdoğan'ı seviyor olması lazım. İnanamıyorum ben. Bak burada ]sınız. var ya Selahattin Demirtaş'ın çok büyük günahı güzel, var, çok var, ya, var. Kimin evet, günahı varsa. Var. Kim, evet, Son 8 evet, seneye var. hiç girmeyelim. Bence de ama ya, ne olduysa bence herkes bundan ders çıkardı. Siz de lütfen Tayyip Bey ile Kürtlerin arasına giren bu e, kayyum politikalarını, bu milliyetçi şargonları eleştirin. Çünkü hocam bugün... Bence İstanbul seçimlerinin ya da Türkiye'deki bu yerel seçimlerinin bize kazandırdığı en büyük ders şu olmalı. Artık Tayyip Erdoğan eleştiriye açık biri oldu. Evet. Çünkü Her yani, eleştiriyor yani. Yani. kapalı, evet, Ama şöyle eleştirdi evet, evet. yani sevdiği halde. eleştiriden kastım şey. Ben yani Türkiye'de evet. en muhalif söylemleri yapan benim ama ona evet. rağmen üzerindeki eleştirdeki iktidar destekçisi Cumhurbaşkanının sözünü ha. kesiyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru o yayını izlemiştik. Eleştirdi kesip çıkmış Mustafa olarak. Yeter kardeşim dedi bu adam böyle bir zulüm görmedi bugüne kadar. <laughs> ama eleştiriden kastım hocam e, sen yanlış yapıyorsun diye değil. Eleştiriden kastım şunları yap bunları yapmak çünkü Kürtler gerçekten de Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorlar. Bunu biliyorum. Ama arada kayyum varken, arada işte mesela Demirtaş'ın içeride olduğu bir e, ülkede Kürtler ama işte Demirtaş da çıkacak da evet, yani evet. hala çıkabilir. 1 nedir abi? Benim mesela hala KC'de duran bu lafa bir şerh düşmek istiyorum. Şerh düştü. Siyaseten Kürtler intihar etti doğru. Fakat e, Hocamın tabiriyle siyasal... Sen bunu vizim... özel eleştiri yapıyorsun. Tabii, yani tabii, İstanbul tabii. Kürtleri 7-8 vermeliyken 1,5-2. Tabii buna yani teessüf ederek söylüyorum. Bu kadarı beklemiyordun. Değil Hayır. Mi? Zaten bu yani 4-5 olur diyordu. 4-5 o da 4-5 olsa bile belki diyordu ki partinin en azından bir siyasal kanadı varmış diye anlarız. %2 olmuştur. Bence Kürtler İstanbul halkı intihar etti. Ee, belki Aslında. De o. Ya Ama, yani öyle. öyle. <laughs> Ama kaderimiz... <laughs> ya deprem geliyor diyorum. Ha bak şu... şu ya sözünü... Estağfurullah. Çok özür dilerim. Tekrar söylüyorsun. <laughs> İstanbul'a kayyum atacak. Hayır <laughs> hayır haşa. Ekrem Usta abi bir Mussolini havası görüyorum. Haşa. Bak Ekrem İmamoğlu'na söylüyorum. İstanbul'un meşru belediye başkanıdır. Kazandığı için de kendisini kutluyorum. Allah rızası için geçtiğimiz 5 sene gibi bu önümüzdeki 5 sene yapmasın. Devli... Bir defa senin geçen güzel bir sözün vardı. Derhal gitsin Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alsın. Evet, Gerekirse Murat Kurum'u da yanına alsın. Kimi istiyorsa jeofizik dünyasından. Şuraya konuş, şuraya konuş kimi istiyorsa jeofizik dünyasından bütün hocalarımızı seferber olsun. Acil deprem konutları. Deprem konutları. Tabii. 650 bin. Murat Kurum'u yanına alsın desin ki. Sayın Kurum sen bu 650 bin tane nasıl yapacaksın Söyle ben yapacağım desin. %51 ile İstanbul'un meşru belediye başkanıdır. Net olarak söylüyorum. Kutluyorum kendisini ama güvenmiyorum. Acaba dün yine kayak takımlarını alıp Elazığ depreminden Erzurum'a kayak yapmaya mı gidecek? Boyrun, Bodrum'da göbeğine güneş yağı mı sürecek? Ya ne zaman güneş yağı sürdü ya? Öyle evet, bir şey var, var, mı? Ya ben bunlardan endişeniyorum. Yoksa Ekrem Bey benim şahsi bir şeyim yok. Aksine ağzı Kur'anlı. Gidiyor Eyüp Sultan'da Kur'an okuyor, Yasin okuyor. Başörtüsüne karşı gayet saygılı, inançlara Saniye saygılı. Sen musun? Ya tabii ki bak bunlar güzel şeyler. CHP'nin inançlı halkla barışması güzel şeyler. Ekrem Bey, mesela bana desen ki Ekrem Bey bir yerde başörtüsü yasaklamış inanmam ben. İnanmam. Kadir Topbaş ne kadar başörtüsüne say saygılıysa Öyle. Ekrem İmamoğlu olduğu o kadar başörtüsüne saygılı derim. Türkçe'ye saygılıdır Peki saygılı sen derim. bir Mustafa Albayrak olarak Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş arasında tercih et derlerse kimi dersin? Bak insan olarak desen ki hangisi senin kardeşin, dayın, amcanın oğlu olsun, kuzenin olsun Ekrem Bey derim. Daha, daha sempatik öbür, daha sıcak, Daha sıcak. Öbür robot gelerim. gibi değil mi? Evet yani. <laughs> yani ama <laughs> milli güvenlikle ilgili bir konu söylediğin zaman derim ki yani Mansur Bey'den daha az zarar verir. Mansur gelir. Bey devletin adamıdır diyorsun. Yani devlet diyorum ona okey veriyor <laughs> en azından. Bizden daha iyi biliyordur herhalde. <laughs> Çünkü Mansur'un yaptı hiçbir hata üzerine gidilmiyor. Gidilmiyor da. Mesela, Aşim mesela adam hakkı ya Ekrem Mansur'un yaptığı hataları yapsa duman Duma ne deriz? Dindarlara bak. Ama Ekrem Bey de çok vahim hatalar yaptığı ya. için bu üstüne bu kadar gidiliyor. Makaryos'un heykelini ben dikmedim. Ekrem Bey dikti. Tabii ya Makaryos'un de. heykeli mi? Beylik düzü tabii. Usta dur bakalım ne diyorsun sen ona? Onu hani? hocam şöyle yani ben gitmedim bilmiyorum. Ben görmedim. var Şimdi o, Ben görmedim. Şeyde var. Herkes ama, gelsin. ama şöyle yani heykel dikmenin kendisi e, bence bir... Batıl bir şey. Hayır hayır. <laughs> yani Öyle öyle boş Tayyip Erdoğan'ın evet. heykel dikilmesine karşıyım. Tayyip evet, Erdoğan'a evet. heykeli biz karşıyız. Ama bu bu, bu, bu sanatsal bir etkinlik. Ya belki biz mesela bence Türkiye'deki siz sana... Atina'da bir Fatih Sultan Mehmet heykeli diktirebilir misiniz? Ekrem evet. Ekrem bu, 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 Namoğlu, bu Yunan... 25 Nisan'daki davasını niye kimse konuşmuyor? Bu Yunanların hem şey var. Şey davası mı? O, ya e, basitlik bir defa şey basit ve ahmak kelimesi bana ondan, ondan, ondan dolayı ondan ötürü görevden alınırsa oh, karşı Şiddetle Şiddetle karşıyım. Bak, şiddetle karşıyım. Ama para kuleleri falan veya işte... <laughs> Allah Allah, öyle... sen şu para kulelerinden yol yaptın kayyuma. Ya. Gel, gelin, öyle. ilkesel olarak kayyumlara karşı çıkalım. Çünkü i̇lkesel olarak karşıyım. Evet, çünkü bu bu Erdoğan'ın elini güçlendirir. Tabii. Çünkü Erdoğan... Meclisten ya yapmaz, başka birisi. Bir uyanıktır, Aklın Meclisten başka birisi. Yok, yok, Kürt, şeyleri de, Kürt vekilleri de... Her evet. yerdekinde ama... Şimdi ama de, yani biz öbür... desek de çünkü şu olacak bak gerçekçi olur. Devlet Suriye, Irak dümdüz etmeye karar vermiş. Ben Hakan dinledim. Planlar, planlar yapılmış. O durumda dem tepki verecek. Çünkü dem birbirine girecekler. İşgalci, bir işgalci her şey diyecekler. Evet, evet, evet. O dendiği an kayyumu da o zaman Halk TV'de bile kayıp savundur. Biliyorsun. Yani biliyorsun bunu yani 185 birleşir. Ben hep ne diyordum Kürtlere? Kardeşim yarın Suriye operasyon oldu da Ekrem İmamoğlu giyer askeri kıyafetlerini cepheye Cepheye gider. Şimdi Sözcü TV'deki Ece Üner gider orada. Gider. Selam verir. Doğru evet. mu? Senin Erzin Canlı Kübra Apar o da gider, selam. Hepsi gider. E şimdi dolayısıyla burada aslında yok. Evet ama burada mesela. Falan... Yok birbirimizden Türkçedeki... farkımız he, aslında hepimiz. Tek muhalif parti bence e, Dem Parti. Evet, ama yani o, beden... da, o da intihar edince muhalefet kalmadı. E, kalmadı evet. <laughs> kalmadı. Bak Türkiye'ye mesela... homojen. <laughs> Bak bunu bakın Mustafa Albayrak söylüyor. Bak. Türkiye öyle bir ülke <laughs> Çoğu Halk TV sözcü demokrasi bayramı, demokrasi şöleni falan deniyor. En Erdoğancı diyor ki Türkiye'de bir tiyatro vardır. Evet. evet. O Ho yekpare, hobuca muhalefeti, muhalefeti olmayan bir ülkedir. Sarı muhalefet onlar. Şimdi hocam şu ee, Irak ve Suriye'ye operasyon büyük bir ihtimalle zaten kapıda. Eee tabii, tabii şey şey de hazır. PKK e, PKK'da hazırım diyor. Onlar da yayınlar. Onlar da maşallah İHA üretiyor, tabii, SİHA aynen, üretiyoruz gibi. E, tuhaf de, tuhaf laflar. Yani dolayısıyla bu şu demek. Sen onlara da kızıyorsun? Evet tabii ki de. Çünkü bu ben, ben hocam benim mesela Türkiye Cumhuriyeti devletinden hani vatandaşı olduğum devletten beklediğim şey Suriye'de savaşarak ya da e, yoğun bir askeri e, harcama yaparak değil. Savaşmayarak etkili olması. Ya Çünkü öyleydi Salih Müslüm. Evet. Ankara'da da mıydı? Evet o yol hala açık. Yani bugün... Hayır, ben onların hiçbirisine karşı değilim. Ee, evet mesela hocam şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, yani umarım bu söyleyeceğim terör e, tantanasına gitmez. Yok yok. yok. Bugün e, Özgür Suriye ordusuna eğit donattan tutun yapılan siyasal eğitime kadar bütün maliyeti toplayın hocam. O maliyetin onda birini YPG'ye verse, bakın onda birini YPG'ye verse YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya bir taburu ya da doğal bir uzantısı haline geldiğinde. Bu çok önemli bir iddia. Türkiye zaten şeye kadar gider. Doğru. E, doğru zaten Türkiye'de. Sözün, yani, e, bir daha bir Samir Bey kardeşim bunu eğer yani temenni olarak söylemiyorsa, bilgiye dayalı yani. Yani, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ki, bir daha söyle. Benim tezim şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hali hazırda Türkiye sınırları dışında bu da önemli. Türkiye tabii. sınırları dışındaki firm ordularına kendi silah e, silahlı kuvvetleri çatısı altında bir paya vermeyi artık düşünmelidir. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye yakarım, yıkarım, ezerim, geçerim diyebilecek ergen bir ülke değildir. Türkiye neden büyük gün, de onu kullanır da Hayır şöyle e, Yani diyor ki? soft power'ı power kullan sen. yani aslında buna buna jingoizm diyorlar hocam. Yani jingoizm, jingoizm güç. Evet e, Onları diyor Amerika ne diyor. Daha da daha, daha diyor. Da önemli bir şey söylüyorum. Daha da önemli bir şey söylüyorum. Kürt ordusuna Türkiye kendi vatandaşlarının soydaşları olarak sahip çıkmazsa o ordunun kimin tekerine ya da kimin yangına su taşıyacağını Bunların hepsi oldu bile. yapılıyordu Sabri evet. Bey kardeşim. Proje oydu. Proje oydular. oydular. başbakan döneminde Salih Bey Ankara'da bunu kırmızı halıyla karşılandı. Ya evet, evet, Zahir bizim Ankara'nın adamıydı. Adres. Ve bunu evet. ve bunu FETÖ'cüler bozdu. Ben yani evet. bir gün GW Marriott Oteli var Ankara'nın en lüks oteli. Bak, sadece... Oraya gittim bir baktım Salih Müslim Spa'ya evet. gidiyor. Bak, ya yani. dinle. Salih Müslim. Biliyorsunuz. GW ilk defa anlatıyorum onu. Aa! Yani biraz da böyle hafif toplu. Evet. Spa'ya Tamam mı? polisler şey koruyuk. yani yüzde devlet bakanı gibi. Tabii. Hatta şey vardı telefonu var telefonunda hocadan vardı. Yani ben bunları yaşadım. Kaç yılında? 2013, 12. o Türkiye'nin güzel zamanlarıydı onlar. Yani, yani güzel, yani onu gerçekten Fede bozdu Salim Müslim. Yani gerçekten abi bu bu noktaya gelinmesi İnsan deli. En oluyor. çok Türkler zarar görüyor. Orada, orada, orada böyle, Türk soluna ver. belki. Türk soluna öfkemi durduramıyorum. Abi, ee, durduramıyorum ee, ya. Hocam daha da vahim Hasan şey Cemal de, dedi. gitti dedi ki niye iniyorsunuz dağdan? Niye silah sonra bırakıyorsunuz? Sonra da imam olmayı evet. vereceğim. Ne, ne aldığınızda veriyorsunuz evet. dedi. Eşkıya dedi bir şey dağa çıktığı zaman dedi pazarlık eder bir şey alır ondan sonra iner aşağıya. İşte sonra da gitti imam olmayı verdi. Kışkırttı. Evet. Bak. Ee, Hasan Cemal ettiği lafları Sabri kardeşimiz etse tutuklanırdı. Hasan evet. Cemal iddiatçı torunu olduğu için tutuklanmadı. Evet. Yani dolayısıyla bak bu, bu lafta yani bu iki gerçeklik, gerçeklik payı yoktur diyemem. bu ikiliyi bak, bitirelim artık. Gerçeklik tabii, tabii, tabii. Türk olduğu için Evet. İttihatçı Cemal Paşa'nın torunu olduğu evet. için bir gelenekten geldiği evet. için ya Cengiz Sandar neler söyledi? Hocam bir de şu Mesut Hasan abi, abi 80 hani, yaşında. Ya ben Sabir Ama, evet, evet. Sabri de girmesin. Sabir de girmesin. Yani, ya ne alıyorsunuz bak, da bırakmayın silahı. Arada bak şunu söyleyeyim. Yalnız bu şeyi çok şey görmeyin. Yani mizah konusu olmasın veya e, şey işi ne demek? şey söylüyorum. Hani PKK'ya karşı mısın? Bu söylenebilir. Mesela bana birisi dese ki IŞİD'e karşı, tabii karşıyım ya. Benim sapık bir örgütlerim. Kocam, ama zaten... üzerinde o baskı yok artık şükür. Öyle tamam yapayım. ama şu var yani. Türk vatandaşlarımız da tabii kardeşim PKK'nın yapmış olduğu eşkıyalıktır. Yani PKK Türk mü daha çok öldürmüştür, Kürt mü öldürmüştür? Bunu yani, bölgenin mi insanı olarak. Yani büyük bir ihtimalle ölenlerin zaten şey büyük biliyoruz ölenlerin kürt. büyük çoğunluğunun Kürt olduğunu evet. biliyoruz o savaşta. Ve kendinden başka hiçbir Kürt inisiyatif grubuna hayat hakkı tanımamıştır tabii. Rızgari başka Tabii. O. tabii ben ama bak da anlatayım öyle yavaş yavaş bitireyim. E yine hukufiyeti doğru. Çok bak Çok doğru. doğru. Ben baktık. bir şey söyleyeceğim. 2008 senesi yine PKK terör örgütümü terör örgütüdür terör örgütüdür. Örgütü örgütü biz böyle bir tarafta yeni yazarım bir şey var. Tamam insanı rahatsız, rahatsız edeceğini söyleyeceğim ama bir dakika hop dedim. 27 yaşındayım. Kardeşim dedim, biz Türk değil mi dedim. Tamam. Peki dedim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de dedim, terör devleti gibi işler yapmış mıdır? Sen bunu diyebiliyor musun dedim? Durdu tabii. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizim devletimiz ne Hukukun dışına çıkmış mıdır? Ne söyledi? hukukun dışına çıkması? işkence, Abi millete ki, Türkiye'de yaptı, de yaptı. Ne yedirme? Yapmış mıdır? Dindar'a da ya yaptı, milliyetçiye de yaptı. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne terör devleti gibi davranmıştır dersen onlar o zaman Kürde de dönüp bu terör örgütü gibi bir örgütümüzü sorma hakkı tamam. kazanırsın deyince savaş tamam. yıkıldı. Ben de diyorum ki şu anda bunların hepsi geride kaldı. Bir, ve biz çözüm sürecinde bunların hepsini aşmıştık. Aynen öyle. Ne 100 olduğuna 100 yılın geri geldi. projesi tabii. Ne olduğuna geri geldi. Mesela sen bir yazar ne dedi? 94'te bu devlet katildi dedi. Sen dedi ki kardeşim bunun deme hakkı vardı. Var yani... 94'te seri cinayetler işliyordu. Tabii. Sen de biliyorsun. Evet. Yani Adapazarı Hendek Düzce üçgeninde abi, abi. cinayetler işlenmiyor muydu yani? Tabii. ben o adamları savunmak için söylemiyorum. O adamlar suçlu olabilir. Al yargılı az. Kurşuna diz. <laughs> Bak hayır suçu varsa diyorum. Abdullah Hoca'nın suçu vardı. Aldı idam verdi. E, Avrupa Birliği'nden korkulduğu için asılamadı. Normalde asılmayacak bir insan mıydı Abdullah Hoca'dan ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa Birliği'ne olan... Avrupa Birliği de değil de orada o günkü devlet de bak o günkü devlet ilk kez ya da kendi adamı olduğu için asmadı. Devlet, devlet beyin doğru de çok katkısı vardır. Kardeşim dediler. Asmak doğru değil. Yani bu doğru bir politika değil. Çünkü o zaman örgütü... Emin şöyle Şambi... Ama be. düzce Hendek Adapazarı Üçgen'de öldürmek de doğru değil. Tabii onlara var. onu söylüyorum ben. onlar, ben söylüyorum. Diyorsun, onlarla da en çok mücadeleyi ben bir, verdim. Tamam eyvallah. Yani ben gayrimiş... Şimdi Kürt vatandaşlarımızın şunu bilmesi lazım. Seçim bitti. Artık politika yapacak halimiz yok. Dempar'a oy vermesi gereken Kürt basındaki Türk vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız oylarını Ekrem İmamoğlu'na verdiler. Saygı duyuyorum. Dempar'ın oyu İstanbul'da %2 değil de en az hocam, özür dilerim. Bu hataydı. Murat Kuruma verselerdi de hataydı. Ben, Çünkü, biz zaten dedik ki evet. kendinize verin. Tabii. Kürt siyasi kimliği Allah oluşturun var, dedik yani. Allah var. Allah var. bu konuda beni en çok destekleyenden biri de sizin. Evet. E kendilerine versinler. Biz ben demedim ki Demparlı, Bak, Demparlı Türkler diyorum organik AK Partili Kürt arkadaş onlar zaten AK Partili ben diyor Müslüman olduğu için Tayyip Erdoğan'ı seviyorum diyor Tabii. oyumu Erdoğan'a veriyorum diyor bu şekilde onlarca evinde gidip kalacak kadar samimi olduğum Doğu ve Güneydoğu'daki esnaf arkadaşım var ben diyor Tayyip Erdoğan'a sevdalısıyım diyor ben oyumu Tayyip Erdoğan bana diyor Kürdüm deme hakkını o verdi diyor Tabii. Şerafettin elçi bu ülkede ben Aynen Kürdüm evet. dediği Aynen için evet. bir buçuk sene hapis yattı onu resmi ideoloji hapis yatıttırdı. Evet. Erdoğan yatıttırmadı. Hatta orada aşağı provokasyon fuar etti. Evet. Evet. Şükrü evet. Balcın'ın adamı. Şükrü Balcın'ın adamı. Milliyet gazetesi Ki bunlar muhabiri. Bunlar geride kaldı. Şu anda Türkiye'nin büyük ze yani zenginlerinden olan Numan Ceyhan milliyet evet. muhabiri olarak siz Kürt müsünüz diye sordu adamı. Ne var Kürt ya? Kürt adam siz ya. Kürt siz Kürt müsünüz? E, ben Kürt çökenliğe de siz Kürt, kürt müsünüz? Pardon var pardon. Türkiye'de Kürtler var mıdır? Adam özellikle Şükrü ha, o, şükür, ya, o Şimdi, şimdi birisi sorsun, herkes göğsünü geri gelir ki, Kürt de vardır der. Hatta devlet manasına kullanmazsa Kürdistan da var der. Evet, evet. Devlet manasına yani Coğrafik bir yer. Coğrafik var. var. Kapadokya var. Hı -hı. Vay sen eski şey mi, Yunan medeniyeti mi çıldır? Ya mesela. Ya evet. klik ya, Ermeni medeniyeti Ayrıca mi? bizim komşumuz Kürdistan bölgesel yönetimi de var. Evet. Var. Burada da şeyleri var. Ama ben, temsilciliği var. Biz ne karşıyız? karşıyız? Büyük bir... bir... Bitiriyoruz arkadaşlar. Biz bitiriyoruz, şiddete ha. karşıyız. Tamam. Şiddet. Bak diyor ki konuşuruz diyor Erdoğan. Tabii. Gitti Diyarbakır'da konuşuruz mane, dedi. Mane, kaç mane. defa konuşuruz. Ben, son son bir, son bir cümleyi cümle hocam. Kapatalım. Müsaadenizle. Şimdi eğer e, Suriye ve Irak'a bir operasyon olursa DEM partiler şöyle şöyle diyecek dediniz ya DEM partinin hakkını verelim istiyorum. Hmm. DEM partilerin devlete dönüp de söylediği şey aslında şu. Savaşmadan da oluşturabileceğin etkiyi savaşarak oluşturmanın peşine düşersen o etki sana çok büyük bir tepki olarak dönebilir. Dem Parti'nin söylediği buydu bunun belki gelecek Deniyor programda. Zaten. Yani ellerinden gelen artlarına koymuyorlar. Yani ee, o konuda yok. tabii tepkiden yaklaşım tepkiden, görmüyoruz. tepkiden kastım hocam şey değil. Gününüzü göreceksiniz anlamında değil. Hani eee silah, olarak silahsız bir e, silahsız bir imkan muhalefet. varken imkan varken silahlı yolu tercih edersen ekonomik maliyeti, siyasal maliyeti tabii ağır olur. Ki, tabii bu yüzden o. çok enteresan bir şekilde bu ya savaş... Keşke silahsız çözülse bütün evet, iş. Bu savaş, i̇nşallah gelecek hafta bu programa yaparsak eğer ben açarız. Ben bayram var, Savaş meselesinde Dem Partisi inanılmaz olgun bir tavır alıyor. İnanılmaz. İşgal mişgal lafları ben de karşıyım. Bunlar, bunlar sinirle, öfkeyle söylenmiş laflar. Ama çok olgun bir tavır alıyor. Çünkü savaşa karşı durmak her şeyden önce insaniyet vazifemizdir savaşa karşı Çünkü orada oradaki, oradaki savaş da hocam. Savaş en son çaredir. Evet. Ve Bombalamak henüz o Bombalamak en, en son çaredir. En son çaredede değil. Ama ee, en son çarede değiliz. Ee, he, yani eğer konuşacak bir şey var kimden ama? Yani Esad Esad Neyse, Esad, ee, Esad, Esad, Esad ordusundan kaçan askerlerle iş tutmaktansa Gül gibi Kürt ordusu var. diyeyim. Belki gelecek haftalar konuşuruz. Gelecek hafta konuşalım. Neyse artık ben tabii biraz geçti borun Pazarı süreci şeyde durumundayız maalesef, <laughs> maalesef yani maalesef. üzülerek temennilerimizi söylememizin bir şeyi yok hani yağmurdan önce de bir film vardır Yugoslav İç Savaşı'nı anlatan. Hmm. Geliyor diyor ya yağmurdan önce Before the Rain. Yağmurdan önce diyor. Ya da artık yani Irak bir şey belli. Tamam arkadaşlar kapatıyoruz. Sevgiler.